Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin hasreten eserinden yararlandığımız Arna Ziyad'ın Gümüşhane'yi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin hazır olun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugün kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzelan eden Eyyüme Hutaba Mezir'in Kayyum-i Cemaat-i Müslümin'in huzurunda bulduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri ve bu civarlarda mezun bulunan Evliya, ulema, sulaha, şüheda, tüm geçmişlerimizin erbağı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Halihul müşrikine, evet, müşriklere, kafirlere görünüş bakımından muhalefet ediniz. Bu okuduğum hadis Buhari Müslim hadisidir. Abdullah Ömer Hazretlerinden radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Bir Müslümanın görünüşü vardır. Bir de kafirin görünüşü vardır. Siz kafirlerin görünüşe benzemeyin. Evet, müşriklerin görünüşe benzemeyin. Ona muhalefet ediniz. Mesela misal verir Efendimiz. Uhfü şevari. Evet. Erkek adam bıyık bırakır. Evet. Kadınlarda bıyık çıkmaz. Ama bizim Müslümanların bir bıyığı vardır. Bir de mesela Mecusilerin İran'da eskiden. Şimdi o adetler devam ediyor birçok yerlerde de. Onların da bir bıyık tarzı var. Bizim bıyığımız uhfü şevari. Bıyık bırakılacak, bıyık bırakmak erkeklik alametidir. Şimdi kadınlar ceket giyiyor, pantolon giyiyor, bu gömlekler giyiyorlar, kravat da takıyorlar. Hatta tıraşları da, saçlar tıraşı da aynı erkekler gibi. Her gün televizyonda görüyorsunuz. Erkekle kadın nereden ayıracağız? Bıyığından ayıracağız. Şimdi yolda giderken genç bir kadına, genç bir erkek selam verirse, erkek bu gözü var filan derler. Yaşlı olunca problem yok da, halbuki erkek olunca, bıyık olunca erkeğin erkeğe selam vermesi gayet normal. O bakımdan bıyık çok önemli. Kadınla erkeği ayıran bir şey günümüzde. Ama Müslümanın bıyığı şu dudağın kırmızısının altına inmeyecek. Bu efendim, emir böyle, uhfü şevari. Bıyığı böyle, dudaklarınızı ölçek şekilde uzatmayın. Bir, şu kırmızıyı geçmeyecek aşağıya. İki, yan tarafı da uzatmayacaksınız. Yan tarafı da uzatmayacaksınız. Uhfü, o demek. Şu yanları da keseceksiniz. Sadece dudağınızın üstünü, kırmızıyı açmış şekilde yanları taş bir şekilde bıyık bırakınız. Bunu mecusiler yapıyor. Dehalikül mecus. Evet. O, yani bunu böyle yapanlar mecusidir demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama senin niyetin öyle olmasa bile Peygamber'in emri var. Bıyığını sağa sola böyle uzatma. Aşağıya indirme böyle uzatma. Şu kırmızıdan aşağıya indirme. Efendimizin sözü efendim. Ben size arz ediyorum. Bir de böyle pis bıyık, pos bıyık yapma. Bıyığı fazla uzatmayın. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Velhulliha. Evet. Şimdi söylediklerimi aynen burada söylüyor. Yakussu hatta yemdü tarafe şefe. Şu dudağın kırmızıları görünecek şekilde yukarıdan aşağı uzamışsa onu keser. Velâ yestâsiluhu. Bıyığı kökünden kazımaz. Evet. Ben de size aktarıyorum. Bundan sonra size kalmış. Efendim şöyle söylüyor. Bıyığınızı kazıtmayın. Kökünden sökmeyin. Ama aşağıda salmayın. Sağa sonra da böyle uzatmayın. Müslüman bıyığı böyle olur. Mecusilere ilave şey, aksini yapın. Mecusiler böyle yaparlar. Siz böyle yapmayın. Müslümanın görünüşü böyledir. Onlara muhalefet ediniz.
Sakalı bırakırız. Evet. Şunu arz ediyorum. Hiçbir hoca söyleyemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç hayatında sakalını kazınmamış. Bana kızmayacaksınız. Ben aktarıyorum her şeyi. Bir tane hoca çıksın. Ben şurada gördüm. Peygamber sakalını kazınmış. Hiçbir kitapta yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiç sakalını kazıtmamış. Sakalın sünnet olanı şöyle tutacaksın, fazlasını keseceksin. Bir tutam olacak. Ta göbeğine kadar o da makbul değil. Yani çok kötüdür demiyorum ama şu diyor Peygamber, bir tutam fazlasını buradan keseceksin. Fazla da uzatmayın. Hatta uzun sakal aptallık alametidir. Aklı ermeme alametidir diye de kitaplarda şey geçiyor. Evet, söylemek istediğim şu. Bakın, bazı hocalar mesela, Fatih hocası Molla Müsrer, Dürer kitabı var. Asırlarca Osmanlı medreselerinde okunmuş Molla Müsrer kitabından sakalı kesene çok ağır laflar ediyor. Ben o kendileri buradan söylemiyorum. Çok ağır laflar ediyor. Sakal diyor, farzdır diyor. O hoca öyle söylüyor. Ben onun sözünü aktarıyorum. Hatta biliyorsunuz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da teravihleri camide, cemaatte kılmamış. 20 rekat teravih namazı. Neden kılmamış biliyor musunuz? Ayşe Hanım'a söylüyor. Peygamberin devamlı yaptığı farz olur. Farz olunca da 20 rekat müminler şey demez, kılamazlar, onlara yazık olur, günaha girerler diye. Evde yalnız kılmış. Bakabilirsiniz. Şeye bakabilirsiniz. Resmi tefsir, Elmalı Hoca'nın devletlik basılı tefsir. Hak dini, Kur'an dini, yeni mealde Türkçe tefsir. Ona bakabilirsiniz. Ben söylediğim oradan takip edebilirsiniz. Evet. Teravihi cemaatle camide kılarsam devamlı farz olur. Müminler de çok 20 rekat yapamazlar da onlara vebal olur, günaha girerler diye evde yalnız kılardı diyor Ayşe Hanımız radıyallahu anh'a annemiz. Hazreti Ömer zamanında bizim kıldığımız gibi teravih 20 rekat camide cemaatte kılınmış. Ömer zamanında, Halife'nin zamanında. Hazreti Ebu Bekir zaman zaten yalancı peygamberler çıkmış. O gece gündüz onlarla uğraşmış. 6 tane yalancı peygamber çıkmış. Onları tepelemiş, vakti yok. Hazreti Ömer zamanında devlet teşkilatlarmış, belediye teşkilatını kurmuş, askerlik teşkilatını kurmuş, sağlık işleri teşkilatını kurmuş. Devletin bütün kurumlarını Hazreti Ömer oluşturmuş. Hazreti Ömer oluşturmuş, zamanı var, dışarıya gitmek istemiş, İran'ı fethetmek istemiş, cemaat. Şimdi meclis diyorsunuz da siz, evet, Büyük Millet Meclisi kanun yapıyor. Aynen Ömer bunları uygulamış. Demişler, gidemezsin ya Ömer. Şimdi sen gidersen biri gelir, senin yerine ben halifeyim diye oturur. Müslümanlar birbirini kırar, çarpışırlar, kan dökülür. Sen yerinden ayrılamazsın demiş cemaat. O da bundan sözünü tutmuş. Hepsinin kararı bu. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı görevlendirmiş başkumandan olarak. İran Fatih Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Bu Ömer son derece celallı, sert bir Ömer. Sokağın başında Ömer göründü mü şeytan kaçarmış sokaktan. O kadar sert. Bu sert Ömer dinin bu emri dolayısıyla ve emruhum şura beynahum mümlenisi istişare edilir. Hepsinin kararını anlatladı. Almış kararını, onlar gidemezsiniz deyince peki demiş, ayrılmamış. Bu Ömer cemaatle namazı kılmış, teravih namazını. Bizim kıldığımız gibi aynen. İki rekat, iki rekat, iki rekat. Dört rekat da kılınabilir. Ama ikişer rekat kılmak en güzeli. Ve 20 rekattan Kur'an'da 120 sayfa biliyorsunuz. Her rekatta bir sayfa okumak suretiyle 20 şeyde 30 yüzce Kur'an 30 Ramazan'da 30 cüz hatimle namaz kılınır.
bu ile hatimle namaz kılmışlar. Aynen bizim gibi imam geçmiş, cemaat böyle ikişer birer kılmışlar. Herkes dua etmiş. Ne var Allah var kada olan. Kema ne var mesajiden Allah Ömer'in kabrini nurlandırsın. Ne güzel yaptı camileri, teravih namazı gürül gürül kılınıyor ya. Mescitlerimizi, camilerimizi nurlandırdı diye sahabilerin icmağı var. 20 rekat teravih namazının bu şekilde bizim kılmamızın konusunda sahabilerin icmağı var. İslam'da da Kur'an, sünnet, icma, kıyas bizim hükümlerimizin kaynağıdır. Onun için şimdi dikkat edin. Farz olur devamlı kılarsam diye teravihi camide 20 rekat kılmamış Efendimiz. Ama sakalı hiç kesmemiş. Devamlı sakal bırakmış. Ondan dolayı bana Cevat Hoca böyle dedi, ben aktarıyorum, siz karar vereceksiniz. İşte o Molla Hüsrev başkanı bize bazı hocalar sakal bırakmak farzdır diyor arkadaş. Kesmek haramdır diyorlar. Ben de aktarıyorum. Tahkik edebilirsiniz. Kitap isminde veriyorum. Elmalü'nün tefsirinde de bu bilgiler var. Orada resmi tefsirdir, Türkçedir. Oradan araştırabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmak yok. Bıyığı dudakları ölçüp uzatmak yok. Yana uzatmak yok. Kenarına böyle aşağı saldırıyorlar. Sarkılıyorlar. Bazı grupların parolası bu, ben biliyorum. 42 sene devlet hizmet ettim, idarecilik yaptım. Şuncu bucu demiyorum. Onu şimdi söylemiyorum. Senin niyetin kötü değil güzel kardeşim ama peygamberin öyle bir hadisi var. وَحَادِفُ الْمَجُوسِ Bunu mecusiler yapar, siz onlara muhalefet ediniz. Siz bıyığınızı aşağıya uzatmayınız, sağa sola da uzatmayınız diyor. Ben de size aktarıyorum, sakalınızı da kesmeyin, uzatın diyor. Ben de size aktarıyorum, Buhari, Müslim, Abdullah Ömer'den bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Halifur müşrikine, gene kafirlerin müşriklere muhalefet ediniz. Hristiyanlara, Yahudilere muhalefet ediniz. Onlar mest giymezler. Mest giymek bizim sünnetimizdir. Peygamber sünnetidir. Kışın soğuğa karşı değil mi? Veya su az veya hastasın. Yıkaymayı doktor yasak ediyor. Günde bir defa yıkarsın. 24 saat o mesle namaz kılabilirsin, üstünü mesle dersin. Yolcu olursan biliyorsunuz, daha çok hakkı, yolları, suyu nereden bulacak? Siz diyor mest giyiniz. Çünkü onlar mest giymez. Kâliful müşrikîne, müşriklere. Ve innem lâ yusallûne fî ni'âlihim. Onlar mest giyerek namaz kılmazlar. Siz giyin, kılın. Bu hadis devletiyle mest giymek şey midir, azimet midir, ruhsat mıdır? Alimler tartışmış. Evet. Ruhsat ne demek? İzin var giymeye. Azimet ne demek? Pervade yap. Bırakma demek. Öyle kıymetli azimet bu. Bırakma demek. Bunu tartışmışlar. Neyse, evet. Bir kere mesle namaz kılınır. Muharebe etmeyeceğiz. Müslümanların adetidir bu. Yavrular kılmaz diyor, siz böyle bir de ayakkabınız temizse şimdi cenaze namazı kıldık. Allah kabul etsin. Amin deyin yok. Amin. Allah Allah. Kötü laf ettim ya. İyi laf oldu mu amin diyeceksin kardeşim. Çünkü ağzından çıkanı götürüyorlar aşağı. Amin de hepimize olsun ya. Allah Allah. Böyle bakıyor ya. Kötü laf edersen tamam. Evet, şimdi cenaze namazını kılan Uhud Dağı kadar sevap alıyor. Uhud Dağı kadar yani çok sevap alıyor. İşin yok, defnine kalırsan iki Uhud Dağı kadar sevap alıyorsun. Müminin mümine görevidir. Hastalanınca ziyaret edeceksin. Müminin kardeşiz ya. Müminler inmeden müminin ehva, müminler kardeştir. Kardeşin kardeşe görev verir. Hastalığa gideceksin,
yıla, 2-3 yıla kalkarsın diyeceksin. Moral etmek için. Sen iflah olmasın bari. Denilir mi lan diyor. Bunu moral vermeye gidiyorsun. Ama bazen öyle diyor. Oo sen daha harika. Deme yahu. Müminin sıkıntısını, üzüntüsünü alacaksın, hafifleteceksin. Adam kıvranıyor. Maşallah iyisin ya. Sen moralini bozma ya. İnşallah birkaç gün kadar kalkarsın. Ziyaret. Bu da gönül yapmak, Kâbe yapmaklar üstündür diyorsunuz ya, aynen doğru. Çünkü müminin gönlünde Allah'a inanç var. Kâbe bir taş duvardan ibarettir. Allah orada oturmuyor ki. Evet evi ama Allah orada oturmuyor. Ama her müminin kalbinde Allah inancı var. Onun için müminin gönlünü yapmak Kâbe yapmaktan yedir doğru. Onun için hastayı ziyaret edeceksin. Cenazesinde gideceksin. Ne diyeceksin? Dua edeceksin. Ne dedik şimdi? Siz o duayı bilmiyorsunuz. Her kişi niyetine, hatun kişi niyetine. Ne farkı var? Arapça duasında farkı var. Zamirleri mühennes okuyacaksın, müzekker okuyacaksın ama sen onları bilmiyorsun. Öğren. Öğren ya. Nihayet 3-4 satır bir şey dua. Allahümme hafız. Lihayyina ve meyitina ve şahidina ve vahidina ve zekerina ve nisana. اللهم إنا أحييت منا فراهي على الإسلام ومن توفيت منا فتبهر على الإيمان وخص هذا الميت بالحصة شو ölüyü Allah'ın mağfiret eyle ona merhamet eyle erkek kadın olursa da hussat هذه الميتة burada değişiyor hep sonra ne diyorsun boş be imam dediğini kabul ama doğrusu bu. Yani her kişi niyetin, hatun bir işin farkı burada. Arapçasında şeyler değişiyor, kelimeler de. Neyse, imam bunu bilmezse o zaman kötü. Cemaat imamın arkasını kıldığı için hiç okumasanız gene kabul. Şimdi namaz kıldık değil mi? Allah kabul etsin. Hiç okumasanız gene hesabını hoca verecek. El imamı daminim. İmam kefildir, cemaatin kefilidir. Hesabını verecek. Hiç okumasanız bile okuyor ya. Onu okudu, bizim okuduğumuz. Onun için cenaze vardığında da imam güzel okudu mu, hepsi güzel okudu sayılıyor. Şimdi efendim, evet, cenaze namazını ayakkabının ayağında, eyvallah, diyor ki, fi ni'al, ayakkabı demek. Cenaze namazını ayakkabınızda giyebilirsiniz. Hocam pisse, mesela pis bir suyun içinde 4-5 saat kalmış. Ne yapmış suyu? Pis suyu yutmuş. O zaman olmaz. Olmaz olmaz. Öyle değil ama sokakta giderken kuş pislemiş veya şu pislik köpek pislemiş altındaki şeysi ona değmiş. Eyvallah o zaman ne yapacaksın? Toprağı sürtün diyor Peygamberimiz. Toprağı sürtün. Toprak temizler onu. Yine namazınızı kılın diyor. Kafirler böyle yapmazlar. Kılmazlar. Siz kılın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَاِنَّهُمْ لَا يُسَلُّنَ فِي نِعَالِهِمْ فَصَلُّ اَنْتُمْ ف۪يهَا siz meslerinizle namaz kılabilirsiniz. Yani ayakkabınızı çıkarmayın değil, çıkarın. Öyle de kılarsınız. Ayakkabınız temizse cenazemizi onda kılabilirsiniz. İşte bu hadisten çıkar bu. Evet. Pisse temizleyeceksiniz. Pisse çıkmıyorsa o zaman çıkarıp öyle kılacaksınız. Cenaze namazı namazdır. Onun için pis ayakkabıyla olmaz. Temiz ayakkabıyla kılınabilir. Evet, yere diyor sürtersiniz, temizler, toprak temizler ama derisi onun pis suyu çekmişse o zaman 24 saat bir temiz suyu içinden koyacaksınız. O onu böyle çıvırınca boşaltacaksınız, sonra boşaltacaksınız, sonra 3 defa böyle, böyle temizlenir. Ve vela ife ihim, evet, mesleklerinizle, ayakkabılarınızla namaz kılabilirsiniz. Ebu Davud Şeddat bin Erş'te Kütüb-i Sitte diye hadis kitapları var. Bu en sahih hadis kitapları. Bundan başka hadis kitapları da var. Bu 6 kitap Kütüb-i Sitte hadis kitabı İslam hukukunda temel kabul edilmiş. Anayasa, kanun gibi. Anayasa Kur'an, kanun da peygamberin hadisleri. İşte bu 6 kitaptan birisidir. Ebu Davud Şeddat bin Erş Hazretlerine خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل
Hatta temellu. Evet. Şimdi bana geliyor. Hocam bir ay beş vaktimi kıldım. Gecelerde kalktım. Sonra bıraktım. Hocam. Sonra pişman oldum. Bir daha kıldım. Yine bıraktım. Ne yapalım bu adam şimdi? Ne yapalım? Dövelim ulan. Biliyorsun namaz kılmanın güzelliğini. Niye bırakıyorsun? Ha, devam edince namazı bırakmayın. Bir şeye alıştın. Mesela günde 100 tesbih yapacağım. Estağfurullah diyeceğim. Gelirken buraya. Lakat büyüyeceğinize camiye geliyorsunuz. Sokmayanınızı, cebinizi. 100 defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deyin. Zamanınız aktı şimdi okuyacağız burada. La ilahe illallah, la ilahe illallah deyin. İçinizden söyleyin ya, kimse duymasın. Bunu her gün prensip edin düşünün. 100 estağfurullah diyorum. 100 la ilahe illallah, 100. de Muhammed Resulullah diyorum. Subhanallah diyorum. Elhamdülillah diyorum. Bunlar zikirdir. Camiye gelirken, giderken, başka yerlere giderken söyleyin. Tuvalette söylenmez tabii. Banyoda söylenmez. Pis yerlerde söylenmez. Abdestsiz de söylenebilir. Abdest olursa da abdest tabii de yatarken de söyleyebilirsiniz bunları, tesbihleri. Ha, işte bunları her gün yapabildiğiniz şekilde ayarlayın. Bir gün sabah kadar namaz kılıyorum. Böyle yapmayın. Her gün yapacak şekilde ben sabah kadar her gün yapamam. Şu kadar kendi yapabilecek de her gün gücümüzün yettiği kadar namaza beş vakti mecbur kılacaksın. O Allah'ın emri. Fazladan namazlar kıldığınız zaman, fazladan tesbihler yaptığınız zaman her gün yapabileceğiniz ölçüde yapın. Gücünüz yettiği kadar yapın. Allah sevap vermekten usanmaz. Ama siz usanırsınız, bunun bitceği yok ya dersiniz, o zaman Allah'ın gücüne gider. Evet. Öyle diyor. Huzû minel ibadetin bir kadr mâ tutîkûne. Her gün yapabileceğiniz gücünüz yettiği kadar ibadet yapın. Her gün yapın. Ve iyâke men yete'avvede ahadüküm ibadete فَيَرْجُوا عَنْهَا فَاِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ اَشَدُّ عَلَى اللّٰهِمْ مِنْ اَنْيَمْ يَدْعَوَدَ الرَّجُمُ الْعِبَادَةِ Böyle her gün yüz defa estağfurullah demeyi, yüz defa la ilahe demeyi alışmış, mecbur olanlar değil. Bunlar mecbur değilsiniz. Yaparsanız çok büyük sevap. Güzel. Alışmışsınız. Namaza gelirken giderken söylemeye tamam. Ondan sonra bir sürü süre bırakmışsınız. Böyle yapmayın diyor. Bu Allah'ın çok gücüne gider. Her gün böyle yapıyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz. Bu Allah'ın çok gücüne gider, size gazap eder. Devam edin. İbadetin, afdalı ibadetin, edvemühe ve inkalle. İbadetin en faziletlisi, az da olsa devamlı olanıdır. Bir gün, yağmur yağıyor her taraf. Ertesi kupkuru, susunlukta böyle olmaz. Yürüş yürüş yağmur nasıl makbulse ibadetin de her gün olanı makbul oluyor. Yapabileceğiniz kadar yapın her gün. Boş durmayın ama yapabileceğiniz kadar yapın. Söz veriyorsunuz, caymayın. Allah buna çok gücenir, çok darılır diyor. Böyle yapmayın. Evet, neden? Peygamberimiz bizi çok seviyor. Allah gücendi mi, elinden nasıl kurtulacak? Her şey onun elinde, onu gücendirmeyin diyor. Yapın bunu diyor ama her gün yapabilecek şekilde kendiniz gücünüze göre ayarlayın diyor. Sonra Allah size kızar. Evet, şimdi bana diyor ki, hostes, hocam seni dinleyerek televizyonda başımı örttüm. Namaza başladım. Evvelce hocam hiç Allah hakkında kötü fikirler kafama gelmiyordu. Kavardığında önüme geçmiş. Ama şimdi hocam kafama diyor çok ters şeyler geliyor, düşünceler. Dedim elini öpmek caiz olsun, seni de öperim şimdi dedim. Niye hocam dedi.
Bu çok iyi değil. Neden? Senin kabiliyetin var. Başladın. O kabiliyetini gör. Allah senin kabiliyetin olduğu için seni imtihana sokuyor. Bunu başardın mı rütben artacak demişti. Şimdi 4.5'da 5'ten sınıf geçiyor talebe. Bir de 9-10 numaralı kabiliyetine göre değil mi? Ama neyle alıyor 9-10 numarayı? Gece uyumuyor, çalışıyor böyle. Senin de böyle bir kabiliyetin var, Cenab-ı Hak seni böyle imtihana sokuyor. Kuruşmuştu dedin mi? Bir hafta sonra iş gelmez onlar. Daha çok zevk alırsın namaz kılmaktan. Demek sende bir yetenek var. Allah da sana bak böyle bir imtihan sokup sana rütbe verecek. Devam, devam. Evet, bırakma sakın ha. Evet. Vesvese şeytandan. Evet, doğru. Ama abdestin var mı yok mu? Ben mahsus yapıyorum namazı geçittirecek. Şeytan yapıyor bunu. Bir de var, Allah Allah, vesvese imandandır bak, işte bu imandan. Senin Allah rütbeni artıracak, imtihanı sokuyor seni. Kazanınca sana rütbe verecek, hadi aslanım, hadi hanımcım, kardeşim, devam! Evet, aynen böyle. Şimdi namaz kılarken kafama diyor ne kötü şeyler geliyor. Hadi dedim bu imtihanı atla, bak namaz ne tatlıymış diyeceksin, nasıl zevk alacaksın. Hendeyi geçeceksin çünkü. Bir rütbe atlayacaksın. Bizim namazları Allah kabul etsin. Evet. Nerede? Hazreti Ali'nin namazı nerede? Onların namazı nerede? Muharebede yaralanmış. Bacağından, baldırından ok girmiş, öbür taraftan çıkmış. O zaman uyuşturucu yok, ağır kesici yok. Çıkarsalar, nasıl canlar ver? Dayanır mı insan bana ya? Koca ok buradan girmiş, yurtdurken çıkmış bacağını. Durun demiş, durun. Namaza durmuş. Sahabi abdestsiz olur mu? Abdestli zaten. Durun demiş. Namaza durmuş. Öyle bir namaza durmuş ki dünya böyle Allah ekber diyorsa dünyayı atıyor. Bunun manası bu. Biz taklit ediyoruz. Biz atamıyoruz. Namaza durduk mu bakkala gidiyoruz, sofraya çıkıyoruz değil mi? Allah bizi affetsin. Ama işin aslı böyle. Allah ekber dedim mi dünyayı attım, Allah'ın huzurundayım. Bu bilinçle namaz kılıp kılıyor namazı. İki rekat namaz kılıyor. Onlar biri trikat diyken o koca şey oku çıkarıyorlar bacağından. O zaman antibiyotik mi var? Mikrobiyotik ilaç mı var? Kızgın demirle yaranın önünün arkasını dağılıyorlar. Mikropla ölçün de şey olmasın oraya diye. Şirk olmasın, cerahatlenmesin, iltihap yapmasın diye. Ondan sonra o ayaktayken sarıyorlar. Selam veriyor, tabi desenize diyor, çabuk olsun da. Ali diyorlar, biz birinci rekatta o işleri tamamladık. Bakın öyle namaz kılıyor ki, ayağının dağılmasını hissetmiyor. Acı duymuyor arkadaş. Namaz böyle kılınır. Allah bizi bir affetsin. Onun için diyorum ben size, akıllı olun, gelin imama uyun. Hesabını o verecek. Evde kılsınız, dönün. Tuz altı demişti. Aklınıza gelir mi lan bunlar? Allah Allah, itiraf edelim ya. Gelin hocaya uyun, hesabını o verecek diyorum size. Hala da kendine camiye gelmiyorsunuz. Evet efendim, namaz iş aslında böyle kılınır. Böyle kılınır efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de diyorlar ki, Hazreti Ömer'in sözü bu, başkaları söylüyor. Ben görmedim Allah'a ibadet etmem. Nasıl görüyor? İnşallah Allah nasip etsin, cennete gidelim. İnşallah. Ömer nasıl görüyoruz, buraya soralım. Ama böyle sözü var. Ben bir o değil, başkasının da var. Ben görmedim Allah'a ibadet etmem diyor. Böyle yüksek rütbeli insanlar. Evet, Allah bizi affetsin. Ama ne demişler? Kaplumbağa, nereye gidiyorsun? Kabe'ye. Bu halinde mi? Varamasam bu yolu ölürüm dememiş. Biz de onların yoluna girelim. O şekilde namaz kılamasak da devam edelim. Bir gün bakarsın Allah kapıyı açıverir. Değil mi? Hacı Bayram böyle adamlardan birisi işte. Namaz
yaparsak ölürüz. Onu söylüyorum şimdi. Evet, ibadetlerini siz yapabileceğiniz kadar yapın. Sakın yaptığımızlardan geri dönmeyin. Bu Allah'ın gücüne gider. Evet, aynen böyle söylüyor. Leyse şeyin eşed alallahi minen idaret. Allah'a daha zor gelen bir şey yok diyor. Alışmış, her gün ya Rabbi affet beni demine, sonra da hiç oran olmamış. Allah gücenir, kızar diyor. Sakın böyle yapmayın, her gün devam edin, her gün devam edin. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna devam edin, tadını alırsınız, cennette rütbe kazanırsınız. Dünyada Allah sizi salihlerden eyler. Bir kadın gelmiş, böyle söylemiş Ayşe anamıza yanında, o zaman söylemiş bu hadisi. Böyle bir yapıp bir bırakacağına demiş, her gün yapabilecek kadar. Bırakma demiş, hiç bırakma. Azarlamış onu, bu hadisi söylemiş. Evet. فَوَاللّٰهِ لَا يَمَنُّ اللّٰهِ Allah sevap vermekten usanmaz. Ama bak sen usanmışsın. Gittiniz bir daha hiç bırakma. Kadına öyle söylemiş Ayşe anamızın yanında. Evet efendim. Bu hadiste Abdullah Basdan Huzu cennetekum minen nar, cennetekum minen nar. Ateşten korunun, inanıyoruz. Cennet hak, cehennem hak değil mi? Bizim itikadımız bu. Ölünce her şey bitmiyor. Evet. Bir ölmek, ölme haliydik başka alem. Şimdi söylediysem tekrar özür diliyorum ama bilmiyorum tabii. Beni bir Ermeni'nin şeysine çağırdılar, İstanbul'da, Şişli'de, avukatım isminde, oradan çağırdılar. Koca avukat diye duymuş, zengin bir Ermeni, çağırdı. Peki geldim, baktım sahte bir iş değil ama uğraşılacak bir iş, anlaştık. İyi para aldım yani, yapacağım dedim. Yavrum yaşlı, ölmeye kalktı. Allah beni onu gösterecekmiş, ona oraya getirmiş. Bir yavrum nasıl olduğunu gördüm orada, nasıl öldüğünü gördüm. Evet, ben bunu hiç unutmuyorum. Bir de benim Erenköy'de oturuyordum eskiden, Rusya'da çok zengin bir adam, orada ihtilal olunca, komünizm ihtilali olunca yağmalamışlar, çocuğunu öldürmüşler, çocuklarının karısını öldürmüşler, mallarını yağmalamışlar, evini, dükkanı yakmışlar, fabrikasını yapmışlar, bu canını zor kurtarmış. Geceleri yol, gündüzü ağaç tepelerinde Türkiye'yi ihtilal etmiş. Sonra da işte benim komşumdu Hasan amca. Türkiye gelince de bir teyzeyle evlendik. Nur gibi bir adamdı. Gece ben abdest almaya kalktım saat 3. Kapıyı vurdu teyze, komşum ya. Gece 3'te insanın evi çalınır mı? Fevkalade bir durum var değil mi? Gece ya saat 3 ya. Anladın mı? Hasan amca yaşlı zaten. Abdestimi bitirdim gittim, tamam geliyorum. Gittim Hasan amca dırlayıp durur. Yani gidecek. Müslüman ölmek üzereyken görevimiz var. Hemen onu sarına döndüreceğiz, yüzünü kıbleye getireceğiz. Aynı kabirde yattığı gibi. Hocam çok ağrılı, acılı. Hı. O zaman karyolayı ayağı kıbleye gelecek şekilde döndüreceğiz. Başın altı yastık bütün gözü kıbleye gelsin. Kıble bizim bereket, rahmet kaynağımız ya. Onun için. Ondan sonra baş ucuna durdum. La ilahe illallah. Bu mecbur. Görevim. Evet. Bunları öğren. Yarın sen o tezgahtan geçeceksin. Ben de geçeceğim. La ilahe illallah. La. Sen de dedi yok. Sıkıntı içinde olan. Nasipse sevecek. Bir adamın diyor, men kâne âfir kelâmihi lâ ilâhe illallah dâhâlâ cennet. Bir adamın sonsuz lâ ilâhe illallah olursa, Peygamberin sözü bu, doğru cennete gider. Onun için sen hatırlatacaksın ki, cennete gitsin lan, cennet geniş, bana yer vermeyecek diyor, kıskanma. Herkese yer var orada, o da gitsin. Ben başladım lâ ilâhe illallah demeye, Allah. Hasan amca benle beraber la ilahe illallah, la ilahe diyerken gitti. Bana bakıyor ve gülüyor.
Bir de o kemoyu gördüm ya. Allah bizi imandan mahrum etmesin. Amin. İmanla göçenlerden eylesin. Amin. Müminliğin, Müslümanın kıymetini bilin aziz arkadaşlar, kardeşler. Allah bizi imandan mahrum etmesin. Amin. Çok önemli. Gözümde gördüm bir gavur nasıl örnek istemiyor. Görüyor çünkü cehennemi görüyor. Öldüğü anda herkes imana gelir. Görüyor cehennemi. Ama geçti boruk basar. Süreçte neydi yani? Firavun da denizde boğulurken Musa'nın inandığı Tanrı'ya sana inandım demiş. Cebrail Aleyhisselam gelmiş ağzını çabuk sızlandır. Pis. Bu pis ağzına muhterken ne ama evet geçti. Yeis halindeki iman geçersiz. Ondan evvel cenneti cehennemi görmeden evvel inancısın arkadaş. Gayba inancısın. İşte o gavur da görünce nasıl böyle çırpınıyor, ölmek istemiyorum. Ya öteki Hasan amca da güle güle gitti, cenneti gördü çünkü. Güle güle la ila diye diye gitti. Allah ümmeti Muhammed'i bizlere bunu nasip etsin. Şimdi o ateşe girmemek için şeyinizi alın diyor. Korunun, siperlenecek şeyleri, tedbirleri alın. Nedir o? Korkmayın ya, çok zor bir şey değil. Zevkli kapıya bize bak ne güzel. Beleş, beleş. Evet, cehennem ateşinden korunmak için, siperlenmek için tedbiriniz alır. Nedir o ya Resulallah diyorlar. Evet, Efendimiz biliyor ki ya Resulallah. Keyfe nef'alu. Nasıl yapalım? Cehennem ateşini nasıl kurtulalım? Kale. Buyurdu. Kulu. Ey müminler. Şöyle söyleyiniz. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bilmeyen var mı? Yok dedim. O zaman devamlı söyleyeyim lan. Camiye gelirken giderken yattığımız yerden abdestli abdestsiz boş kaldıkça söyleyin. Kim bu kelimeyi söylerse cennete ağaç diker diyor Peygamberimiz. Bu kelime önceden size gider ağaç dikersin oraya. Yani sizin malınız ya siz diktiniz. Oraya arazi veriyorlar. Bu kelimeyi söyleyene bu kelime arkadan da size sevap getirmeye devam eder. Öyle bunu söyleyiniz. Feinne hırna yettiğine ömer kıyar mukaddime ve maktube. Bu kelime İlk söylediğiniz zaman size ağaç diktiğiniz cennete öldükten sonra da defterinize amarınız açılır. Arkanızdan da sevap gelir. Bunu münciyat sizi kurtarır cehennem ateşinde. Ve hünne el bakiyatü saliha. Dünyada her şey kalıyor. Paralar kalıyor. Apartmanlar kalıyor. Lüküs otomobiller kalıyor. Arsalar kalıyor. Tabi götüren var mı? Bir kefere sürüp gidiyorsunuz. Bunlar kalır diyor. Sen bunları söyledin mi? Hacı ne söylüyor? Subhanallah. O da söyler. Bunu oğluna öğretirsin. O da söyler. Kızına öğretirsin. O da söyler. O da oğluna kızına öğretir. Durmadan arkamdan durmadan sevap alırsın. Hem kendin söyle, gitsin yazılsın, hem de böyle başkalarını öğret de arkamdan söyledikçe sana da gelsin cevabı. Evet, oğluna, kızına, hanımına, arkadaşına, arkadaş, Müslümanullah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah aleyhi yazın demek çok sevapmış. Cennete ağaç dikmekmiş, böyle Peygamberimiz böyle söylemiş. Öğren! O adam yaptıkça sana da bu öğretti diye yazıyorlar. Şimdi benim babama durmadan yazıyorlar. Seninki Hacı Bayram'ı konuşuyor, hadis okuyor diye götürüyorlar. Zaten amellerimiz pazartesi, perşembe günleri bizim babamıza, anamıza, dedemize arz olur. Her hafta pazartesi, perşembe günleri eğer kötü iş yaparsanız kahrolurlar bunlar. Ananız, babanız, dedeniz, atalarınız. Ama güzel iş yaptınız mı? Geldin mi benimkini? Aha!
Evlat dedik, gel oğlum diye, siz öyle demiyor musunuz? Birbirinize karşı onlar da öyle müjdelenirler, birbirlerini müjde ederler. Ana babam çok seviyorsa atalarını devam et. Bu güzel şeylere el-vakiyatü saliha öğren, hem seni kurtarır münciyattır, hem de arkandan sevabı gelir. Bunu söyle. Kütüb-i Sitte'de Nesai, Hakim-i Sitte'de Ebu Hureyre Hazretlerinden, İbn-i Merdu'ya, Hazreti Enes'ten evet, nakletmişti bu hadis-i şerifi. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa gelmiş, oturmuşlar böyle, dut yemiş, bülbül gibi, oturuyorlar. Niye oturuyorsunuz ya demiş. Niye bunu söylemiyorsunuz? O zaman söylemiş bu hadisi. Otururken söyle yahu. Boş durunca o kelimeyi söyle. Söylersen kendine vakti gelsin. Önceden sevabın gider. Arkadan da başkalarını öğret. Evet. Arkadan da sevap gelir. Evet. Hele şimdi Recep ayındayız. İnce Allah'ın rahmet, mağfiret kapıları ardına kadar. Her zaman var mı? Bu kıyasla şimdi Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı, 3 aylar. Özellikle Cenab-ı Hak ardına kadar müminlere, Peygamberimizin hatırına özel aylar vermiş. Özel geceler vermiş, değil mi? Özel geceler. Eski insanlar çok yaşarmış. Adem Aleyhisselam 1000 yıl yaşamış. Nuh Aleyhisselam 1450 sene yaşamış. Beni İsa Peygamberler 300-350 sene yaşamışlar. 300 sene yaşıyor, her sene cenge gidiyor, cihad ediyor, ligada muazzam sevaplar yapıyor. Bizim Peygamberimiz 63 yaşında öldü. Babam da Allah'tan geçmişler, rahmet eylesin, 63 yaşında ölmüş. Evet, kısa ömürlüyüz. 300 sene yaşayan yaptığı ibadet başka, 60 yaşında ölenki başka, değil mi? Üzülünce Peygamberimiz de müminler üzülmeyince o da üzülmüş. Allah Peygamberimizi çok seviyor. Üzülme abim demiş. Kadir geçsin demiş. 84 evet 1000 ay 84 yıl ediyor bir kadir geçsin. Adam 60 yaşında ölse 15'ini çocukluk devresi çıkar 45. 45'e 84 çarp, kaç bin sene yaşıyoruz bak biz. Allah'ın Peygamberimiz sayesinde verdiği ümmeti Muhammed'in lütuftur bu. Biz de kârlıyız. Kârlıyız, üstelik Peygamberimizin hatırına Cebrail Aleyhisselam gelmiş işte bu üzüntülü. Cennetin demiş, üçte biri sizden demiş. Şimdi onlar çok uzun yaşadığı için Allah'ın cihad ediyorlar, çok ibadet ediyorlar. Sahabiler 60-70 tırpanıyoruz, gidiyoruz. Her zaman ümmet-i Muhammed'i gibi öyle. Çok üzülünce işte bu olaylar olmuş. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, cennetin üçte biri sizden demiş. Çok sevinmişler. Çok sevinmişler. Samimi olarak Allah, Allahu Ekber demişler. Onlar çok hoşuna gitmiş bu. Cebrail Aleyhisselam bir daha göndermiş. Cennetin yarısı siz olacaksınız. Bu sefer daha çok sevinmişler. Bu sevince Allah daha memnun olmuş. Cebrail Aleyhisselam bir daha göndermiş. Bunlar hadis efendim. Hadis peygamber anlatıyor. Ben size aktarıyorum tercümesini. Kalan yarısında görüşürsünüz demiş. Yani cennetin dörtte üçü ümmet Muhammed'den olacak. Peygamberimizin hatırına. Öyle bir şerefimiz var. Öyleyse peygamberimizi unutma. Ya o salavat getir. Peygamber şiddetlerini hiç terk etme. Bak ne güzel aziz atalarımız ne güzel adet haline getirmişler. Şimdi herkes sünneti kıldı. İki namazın, öğle namazın, ilk sünnetinde kıldı. Son sünnetinde kıldı. Kâbe'de yok mu? Kılmıyorlar değil mi? Kılmıyorlar. Tesbih çekiyorlar mı? Tesbih de çekmiyorlar. Bunlar peygamberin sünnetidir. Bu aziz millet sanki bunları mecburiymiş gibi hem sünnetleri kılır, kılar namaza geldiği zaman hem tesbih çeker. Ama şimdi hocalarımız beni affetsinler.
cenaze namazı var diye tesbihleri çektirmedi şimdi. Koca 3 dakika söylüyor tesbihi ya. Orada adam yarım saat tutup çekti. Bu şöyleydi, böyleydi. Ben kötü yaptım demiyorum ama tesbihini kaldırıyorum hocam ya. Hemen amin dedi. Namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99 eder mi Peygamberimiz? 100. de La İlahe İllallah Muhatabı ile şirk ederseniz deniz köpüğü kadar günahınız olsa silinir diyor. O da Buhari Müslim hadisi. Hocam niye kaldı? 3 dakika lan. Yarım saat mutlu çektiğine bu millet tesbih yaptır yahu. Etme müezzine ben değil. Rica ediyorum ben. 3 dakika yahu. 15 dakika konuştu orada. Etmeyin yahu. Bu millet sana neden tesbih çekiyor diyor mu? Maalesef. 10 dakika tutup çekeceğini burada. Bu millet bu sevabı alsın ya. Tesbihi ne kaldırıyorsunuz? Evet. Kabe'de yok. Suriye'de yok. Irak'ta yok. İsrail'de yok. Görüyorsun başlarına gelen onlar. Bu aziz millet görüyorsunuz tesbih, sünnetler tam kılındığı için 15 Temmuz'da dünyayı yendik. Falafelimiz değil. Dünya bizimle uğraşıyordu. Ama bu aziz millet Peygamber'in sünnetlerini böyle yaptığı için onları devam etti, bizi yüze çıkardı. Devam edin sünnetleri yıkılmaya, Peygamber'in sünnetlerini yapmaya devam edin. Bütün şey onda, bütün keramet onda, sünnete yapışmakta. Evet, burada da aynı şeyi söylüyor. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah deyin. Kıyamet gününde sizi kurtaracak. Çoluk çocuğunu öğretin, arkadan sevabı gelecek. Bunu da söyleyin. Bunlar kalıcı iyiliklerdir. Böyle dünya malı dünyada kalıyor, bunlar kalıcı iyiliklerdir. Bunları yapın dedi Nesai'de, Ebu Hureyre'de, nakli hadiste. Haricet taifetün min beni İsrail. Beni İsrail'den bir taife kalktılar. Bu beni İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın şeyleridir. Yakup Aleyhisselam, biliyorsun Yusuf Aleyhisselam oğlu. Kardeşleri, annesi ölmüş Yusuf Aleyhisselam'ın yeni hanımlardanmış. Yeni hanımından da öbür kardeşleri var. Anası öldü diye, şeylik hissetmesin diye ona biraz iltifat etmiş, yakın davranmış. Siz anasını öksüz diyemiyor musunuz? Öksüz diye. Fakat kardeşlerin babam bunu çok seviyor. Babam bunu çok seviyor diye kıskanmışlar. Ondan sonra bir şeyler yapacaklar. Babam bunu çok seviyor. Kızıyorlar, haset ediyorlar. İnsan bu. Bundan ders alacağız biz. Kur'an'da var bu. Yusuf Aleyhisselam demiş ya baba be. Canımız çok sıkılıyor. Yusuf'u da hem hava alsın. Şöyle götürelim. Götürmüşler. Ondan sonra biri demiş ki öldürelim. Biri şu falan kuyu atalım demişler. Kurtulacaklar. Kuyu atmışlar. Evet. Kuyu da öldürmeyecekler öldürmüyor değil mi? Kuyu da taşa tutulmuş Yusuf Aleyhisselam. Boğulmamış yani. Ondan sonra gelmişler. Numara yapıyorlar. Yakup Aleyhisselam ne biçim kurtmuş yavrum diyorlar. Hiç şeysi yok. Ama tabii tasavvurun cebiği. Allah'a isyan yapma. Takdir-i dahi böyleyse eyvallah diyeceksin. Tasavvurun cebiği demiş. Sabretmiş. Kervan gelmiş. Bak bir sarkıca kovayı, o da kovaya tutturmuş. Çıkmış. Peygamber olacak olan adam güzel bir çocuğu olmaz mı? Aaa diyorlar, ne kadar güzel oğlan. Biz bunu demişler, Mısır'da gölgeyi satarız, çok para kazanırız. Satmışlar orada, işte bildiğiniz gibi derken Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'da hazinedar olmuş, küçük bir hapse
güzel şeyleri var, maceraları var. Yusuf suresi var biliyorsunuz. O adam Arnavut'u köle olarak satmış, almış. Adam karısında onu aba yapmış, Leyla anamız. Öyle, o da onu haşa diyor, hapse atmışlar. Adam bunu öğrenince hapisteki adamları da Müslüman etmiş. Oradan işte kıtlık, Allah onlar peygamber olacak. Rüyaları yorma ilmi öğrenmiş. İşte rüya görmüş bir avun. O da anlatmış. Yanındaki çıkan adamlardan birisi Firavun'a yura yoran bir arkadaş var misalede diye. O da anlatmış, demiş ki ekinleri güzel ekin, ondan sonra kaldırdığınız mahsulleri şey etmeyin, hep tüketmeyin, depo edin, ambarlayın. Sonra 40 senesinde de azar azar filan dediği çıkmış. Adam onu almış ve hazineler yapmış falan filan. Evet, Yusuf Aleyhisselam hikayesi var. Dedi İsrail de oraya işte sonra da şey edince zahir almaya gitmişler. Yakup'un kuyuya atanlar. Şimdi kıtlık olmuş ya, kıtlık senesinde gitmişler zahir almaya. Onlara vermiş ama. Şimdi yani bir oyun oynamış. Kur'an'da var şeyin kardeşler, Bünyamin var kardeşi, onun hayvanın yüküne şeyin tasını saklamış, Firavun'un tasını saklamış. Ondan sonra da onlar giderken, dur demiş bir sarayın görevlisi, hırsız var, Firavun'un kralının şeysi çalındı. Biz demişler, haşa öyle bir şey yapmayız. Çünkü Yakup Aleyhisselam peygamber, çocukları da öyle güzel sıradan insanlar değil. Yok demiş, arayacağım. Bulursak cezası onun alıkonması. Kendi söylemişler. Evet. Ondan sonra aramışlar, Bünyamin'de çıkmış kardeşinde, onda da olmuş. Bir göndermişler onları. Babası demiş, bunda bir oyun var demiş. Allah'a dayandım, Allah'a güvendim. İsyan yok. Allah'a dayandım. Hasbunallah ve nimel vekil. Bizim de öyle söylememiz lazım. Şimdi askerde oğlu ölüyor. Takaka öldürüyor. Tapuda vuruyor. Etme beylerdi. Etme anacığım, kardeş anacığım. Etme, sen bir müminsin, kadere inanansın. Kadersiz hiçbir şey olmaz. Bu Allah'tan geldi diye ağla, tamam da niye öldün diye vuruyor tabuda, etme. Bağırma. Bakın, güzel söylüyor Yakup Aleyhisselam, hasbunallah ve nimel vekil. Hasbunallah ve nimel vekil. Acımaz mı yürüyeyim? Derken sonra işte tanıyorlar. Bünyamin'e diyor ki, ben Yusuf'um kardeşim, sen çıkartma. Onlar da gelsin, merak etme. Derken yine buğdaya vekil değil, onları da getir. Yakup Aleyhisselam da davet ediyor oraya. Çuvalıyorlar beni İsrail. Evet. Şimdi o Beni İsrail, sonra Firavun'dan kaçarken Musa Aleyhisselam zamanında deniz, Musa Aleyhisselam ikiye bölünüyor, onlara gitti. Kur'an'da olanın aynısı var. Asayı kovmuş, deniz ikiye bölünmüş, Kızıldeniz. Karşılar gitmiş, çöl. Yandık demişler, deniz suyu içilmez, hele Kızıldeniz bir kadar tuzlu. Orada kuyu var, halen duruyor. Allah su kuyusu vermiş onlara. Hala duruyor kuyu. Onları gördüm gözümle. Arkadan Firavun askeriyle tam denizin ortasına gelince, işte onu söyleyeceğim. Denizin ortasına gelince dalgalar birleşmiş, boğulmak üzere. Artık ölecek. Anlamış. Çok zeki adam orada yatıyor. Kısa boylu, yesmer, kel kafalı bir herif. Mumyalamışlar duruyor orada. Kahire'de, şeyde duruyor. Evet, 20 dolar versen bakıyorsun. Ben de baktım yani. Şimdi ben de inandım demiş. İşte o zaman çapası olmuş, sus demiş. Şimdi iman geçerli değil. Şimdi yeğiz imanı geçerli değil. Evet efendim, şimdi bu Beni İsrail'den tek şey millet değil. Çok çamar yemiş, bakmış, çıkmış böyle. Bir grup çıkmış
çıkmışlar. Ondan sonra makbareten lehum kabristana gelmişler. Hadis anlatıyor şimdi. Fakalu lev salleyna rakateyni ve da'avna Allah'a en yahruca lena en yuhruca lena racülen mimmen katmate neselu animmen. Ya arkadaşlar, Allah'a ikrile namaz kılalım, dua edelim. Şu kabirlerden birisi dirilsin, Allah dirilsin. Şu kabir hali bize anlatsın diye konuşmuşlar. Peygamber onu söylüyor. Dua edelim, Allah şu kabirdeki ölülerden birisini dirilsin, biz de ona soralım. Kabir alemi nasıl, ölüm hali nasıl diye soralım demişler. Tefe'alü, namazı kıldılar. Arkasından dua ettiler. Onlar böyle dua ederken tebeynâhum kezâlik, tam böyleyken iz talâ racülün râsuhu min kabr. Evet. Ayneyhi eser. Adam kabrin bir sınavdan kalkmış, iki kaşının ortası şu anında iz var. Bazı adamların çok namaz kıldığı burada bir izi oldu. Gördünüz mü hiç? Şurada bir şöyle bir şey yok. Evet, aynen o. Adamın anında görmüşler bir gözlerinin üstünde bir kaşın ortasında secde eseri var. Görmüşler bunu. Fakale ya hülâhi ya hâbülâhi mâ arattüm fakat bittü müzü miyet sene. Ne istiyorsunuz yahu? Ben 100 sene oldu öleli. Demiş çıkan adam. Evet, ölüler dirilir arkadaş. Peygamberler diriltiyordu. İsa aleyhisselam ölüler diriltiyor. Evet, bizim de peygamberimiz dirilttiği gibi Hazreti Ömer de dirilmiş. Bir muharebeden geliyorlar. Oğlan şeyde peygamberimizin şeyinde Müslüman olmuş ama babası kafir. Ölmüş yani muharebede karşı tarafta ölmüş. Geliyorlar, demiş ya Resulullah, babam zıkırında. Şimdi cehennemde desin, üzülecek adam, peygamber kimseyi üzmek istemiyor. Hayatında üzmemiş kimseyi. Ebu Bekir göstermiş, ona sordu. Ebu Bekir akıllı adam, peygamber üzmediğini güzel mi? O da bir bakmış Ömer var, Ömer'i göster. Ömer'e sor demiş. Ömer de akıllı, arkasına bakmış kimse yok. O da savuşturacak ama. Ya Rabbi demiş, peygamberin üzmediği adamı bana üzdürme demiş. Bana üzdürme ya Rabbi, zor durumdayım demiş, sen yetiş. Adam kalkmış gelmiş, buyur demiş, ne istiyorsun? Dirilmiş yahu, öyle dirilmiş. Bu sahih. Evet, peygamberler efendim mucize dedir buna. Büyükler, müminler yapınca keramet dedir buna. Evet, işte adam da kalkmış. Ne istiyorsun yanlış, ben işten oldu öleli. Anında secde eser var, güzel bir adammış. Ne istiyorsunuz? Evet, sorun benden para. Evet, hemen sekete anneyi haradim ben. Demiş, bak arkadaş, 100 sene oldu ben öleliyim. Ama ölürken çektiğim sıkıntıyı hala unutamıyorum. Ölümken geçirdiğim sıkıntı hala onun hararetini hissediyorum. Evet. Hatta lan şu ana kadar fe'ullâhe en yuvâdenîn kemâ kütten dua edin demiş. Ben bu sıkıntı Allah kurtarsın. Şimdi buna dair bir şeyler veriyorum. Evet. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili dostu değil mi? Halil böyle kolay yapmamış. Oğlum keseceksin demiş İsmail Aleyhisselam'ı. Şimdi hacılar şeytan taşlıyorlar ya. Kösmeye götürürken şeytanı taşlamışlar. Keseceğim ulan seni, keseceğim ulan seni. Git, defol. Allah'ın emrine teslimiyet. Oğlunu keser mi sen ya? Kendi parçası. Peygamber böyle kolay halil olmuyor. Allah'ın imtihan etti. Bakın benim emrime ne derece teslim olacak. Yatırmış. Yatırdığı yere şimdi hacılar çıkmıyor, tepede orada.
Osmanlılar taş dikmiş oraya. Siz o Hacı Rabbi'yi gördünüz. Oraya bıçağı dayamış. Cebrail Aleyhisselam yetiş demiş, yetiş. İsmail kesecek. Evet, cennetten bir koç almış. Demiş tamam, imtihanı kazandım. İmtihanı kazandım. Bu onun yerine bu koçu kes. Yoksa hepimiz oğlumuzu keseceydik. Eğer o koç yetişmeseydi, halil olmuş yani. Halil olmak öyle kolay değil. Efendim, İbrahim Aleyhisselam böyle şimdi. Bu İbrahim Aleyhisselam, bu Azrail Aleyhisselam'la, Cebrail Aleyhisselam'la, İsrafil Aleyhisselam'la, Mikail Aleyhisselam'la, bunlar Allah'ın en yakın büyük melekleri. Azrail Aleyhisselam canları Allah'a memur. Yani senin birini merhaba dediğimiz gibi konuşuyorlar peygamberlerle. Gelmiş bir yere birinin ruhunu almaya giderken İbrahim Aleyhisselam'a selam verir demiş. Selam vermiş, ve aleyküm selam kardeş demiş. Senden bir ricam var demiş. Nedir demiş? Ya demiş, servetin kötü adamların ruhunu nasıl alıyor? Hangi kılığa giriyor? Ya demiş, sen Allah'ın dostusun ya, halilisin. Ateş bile yapmadı seni. Ne işin var lan demiş. Ne işin var, girişine? Allah aşkına demiş. Allah aşkına, senden bunu öğrenmek istiyorum. Allah aşkına deyince yapmak zorundasınız. Onun için ye. Ya tokum kardeşim, Allah aşkına ye, patlasın mı lan? Demeyin bak, şimdi bu kelimenin önemini arz ediyorum size. Allah aşkına demeyin. Bir mümin için Allah'ın aşkına daha üstün bir şey var mı? Bak, sen işinle gitti, işine bitti diyor. Ne diyeceksen diyor. Allah aşkına deyince, Allah sevmediği, Azrail'in kızdığı adamların canını aldığı kılığa girmiş. Azrail Aleyhisselam kılığına, kılığını değiştirmiş. Melekler kılık değiştirir. Cebrail Aleyhisselam genç kılığında geldi. İman kelimesini öğretti bize Ehmentü'yü. Mescitte genç kılığında geldi. Dihyetül kelbi kılığında. Başka zaman şu kılığına geliyor. O kılığa girince ateşin yanmadığı İbrahim Aleyhisselam o korkunç görünüşten bayılmış, pat diye düşmüş yere. Ayıldıktan sonra demiş ki, bence cehenneme gerek yok, şu kılığım yeter. Ölürken kötü adamların öyle korkunç kılığı varmış ki, şu kılığı yeter demiş. Bu kitaplarda yazıyor beyefendi. Şimdi bu adam da ölümün hararetini hala de atlatamadım, hala yanıyor demiş. Ölüm halindeki sıkıntı hararetini dua ediyoruz, geçmiş. Hepimiz o tezgahtan geçeceğiz arkadaş. Onun için peygamberimizin yüklerine kulak ver. Camiye gel git. Kendi de pek subhanallah ve rabbimde evler ve yavullah. Bak ne dedi bak peygamber? Müjde verdi. Bunları yap. O ölüm sıkıntısından kurduğundan için sadaka ver. Güzel şeyler söyle. Yoksa bakıyor. Diyor elinde kurtardım. Hala yanıyorum demiş ölüm hararetinden. Bunu söyledi. Evet. Bu biz de diyor o anı düşünerekten ona hazırlık olacağız. Evet. Şimdi bazı hadisler okuyacağım ben. Bana kızmak yok. Kardeş, sen duyuruyorum. Mümin ezan okunduğu zaman, evet arkadaş, burada hadis var. Mümin ezan okunduğu zaman mazereti yok. Eğer camiye gelmezse diyor. Evet, perişan olur. Mahvolur. Hem hiç sıkıntı içinde ölür, hem de kabir azabı çeker. Şimdi Allah razı olsun. Adı Ali Hasan Mümin. Eyvallah. Burada ezan okunuyor. Bir de şimdi hoparlı bağlıyorlar. Ezan okunmalı yer var mı? Senin mazeretin var mı arkadaş? Hasta mısın? Devlet memur musun? Görevi terk edemezsin. Nöbetçi misin? Yok değil. Niye geldin namaza? Evet.
çorabı giymem. Gel namazın giyin. Sünnetten bir kılımda kıl. Tesbihin bir kılımda yolda çek. Ama farzı gel imama uyu camiye gel. Öyle bir felaket ki camiye gelmeme. Efendimizin tabirinde küfür var. Küfürdür. Küfür Allah'ı kâr etme demez. Hoca diyor ki bu diyor peygamberimiz insanları korkutmak için Allah kullandığı, peygamber kullandığı kelimedir. Yoksa Allah'ı inkar etmeyen büyük günah işlese de kafir olmaz diyor. Peygamberimiz onları kızgınlığından korksunlar da gelsinler diye bu kelimeyi kullanmış diye yorum yapıyor. Ama hadis metninde küfür geçiyor, küfür. Ezan okunduğu zaman hiçbir üzül yokken gelmeyenin durumu küfürdür diyor ve azap görür. Azap görür. Ne diyor bak 100 sene diyor hala kurtulamadım. Dua edin de kurtulayım diye dua etmiş. Evet şimdi burada size bunları tekrar okuyacağım. Evet efendim. Dünyadayken dediğim gibi şu nakımla uğraşmayın. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah çok söyleyin. Elhamdülillah deyin. La ilahe illallah deyin. La ilahe illallah cennetin bedelidir diyor Peygamberimiz. Sabrını söylerseniz bu kelime sema katlarını hiçbir engel olmadan aşar. Boş değil sema katları. Miraç'ta Peygamberimiz söylüyor. Birinci semaya vardım. Dur kimdir o dediler. Görevli melek. Cebrail dedi ki ben Cibril. Yanındaki kim? Muhammed Resulullah. O peygamber oldu mu? Oldu. Geç. Her katta böyle boş değil. Siz boş görüyorsunuz. Ama bir mümin samimi olarak yürekten La ilahe illallah derse diyor Peygamberimiz bu kelime hiçbir engele takılmadan arş-ı alaya varır. Allah huzurunda başlar titremeye. Buhari Müslim hadisi. Allah Züccar Hazretleri ona buyurur ki niye titriyorsun? Sen benim en sevdiğim kelimesin. Ya Rabbi benim sahibimi affettiğini duymadan nasıl titremeyim? Söyleyeni seviyor o kelime. Söyledin diye sahibim diyor. Benim sahibimi affettiğini senden duymadan nasıl korkmayayım, nasıl titremeyeyim? Peygamberimiz aktarıyor, ben de size aktarıyorum. Seni diline doladığı anda tüm günahlarını sildim. Kelimeye böyle söyle. Onun için bu kelime, iman kelimesini yok da bir de söyleyip durun. Dilinizi buna alıştırın. Son sözü olan cennete, la ilahe illallah cennete girer. Bunları alıştırın, ateşe karşı kendinizi siperledik diyor güzel Peygamberimiz. Onu arz etmek istiyor. Bak ölümün hararetini diyor hala atladığımı dua edin. Böyle bir şey biz de bunlardan geçeceğiz. Ama bunları biliyoruz Efendimiz sözü bu. Buna göre kendini hazırlayacağız. Kurucul iman yevmel cuma lis salati yaktavu salati. Ben size olduğu gibi onları aktarıyorum. Bana kızmak yok. Şimdi cumaya geliyorsunuz. Cuma günü boy abdesti alarak, gıcır gıcır yıkanarak, temiz elbiseleri giyerek, boy abdestini bozmadan, kimseyle kavga etmeden, kimseyi dedikodu etmeden, yani günaha bulaşmadan camiye gelen, camide de usulüne göre duran, oturan daveti söyledim. Burada sohbet ediyorsunuz. Siz yapıyorsunuz değil mi? Kapı çıktılar için kapı yapmışlar. Hemen başlıyorlar. Vır 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 vır. Nereye gidelim? Kahveye gidelim. Dükkana gidelim. Dırlar. Camidesin. Devam. Bunlar cami lafı değil ki bunlar. Burası ibadet zikir yeri. Sohbet yeri değil. Lütfen. Ama şeytan orada sıvabımızı alıyorsun elinizden. Aklı vermesin öyle diyor. Camide mala yani lafları edelim. Sevapları kül olur, yanan kül olur. Ben de size aktarıyorum. Ama şeyden kapının önünde yığılıyorlar, başlıyorlar neler oluyor, kadınlar hamamına dönüyor bu iş. Etmeyin, eylemeyin.
hutbe okurken hutbe dinleme için hadis okuyacağım. Evet, hutbe okunurken namaz kılmayın, tesbih çekmeyin, amin demeyin. Hutbe dinleme farzdır. Her zaman söylüyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre konuşuyorum. Hutbe sırasında amin de bile denmez. Bunu diyen adama sus denmez. Sus diyen de kaybeder. Peygamberin hadisi var. Şimdi onu okuyacağım arkadaş. Evet, cuma günü hurucu imam yevmen kıyameli salati. Cuma günü imamın hutbeye çıkması yaktavu salate. Evet, hatibin cuma günü çıkması namazı keser. Namaz kılamazsın diyor. Peygamber sözü beğenmedi. Namazı keser. Gel yolda okun namaza duruyor. Etmek üzere. Bilmediğinden yapıyor ama karnını bilmemek mazeret sayılmıyor. Kimse de hutbe okurken şak 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 tesbih çekiyor. Gördüğünü söylüyor. Tesbih de çekilmez. Hutbe dinlemek farzdır. Sus da denmez. Amin de denmez. Fakat lava, peygamber sözüdür. Boşa gitti yani. Lava bu demek. Ama şimdi hiç bilmiyorlar. Hutbe o dua edecek. Allah'ın kabul ettiği duaların saatlerinden bir hutbe sırasında olabilir. O dua edecek. Memleketimize, milletimize, devletimize diyecek. Ama siz amin, amin, amin diyorsunuz. İmam-ı Azam'a göre İzâ kurâ'l kurâ'nı feslemûle ben sıtûlâ'lı kütûlâmin ayetini delil alıyor. Hutbe dinlemek farzdır diyor. Böyle derseniz diyor hutbeyi dinlememiş olursunuz. Sus diyen de öyledir. Öğle namazı 4 rekat, cuma 2 rekat. İkisi hutbedir. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Başkalarına konuşmuyorum. Sonra sana söylerim. Ama siz Hanefiyseniz sakın amin demeyin. Ezan okunuyor, hutbe başladı. Ezana katılmayın, dışarıda katılın. Hutbe dinlemek farz yahu. Ezana katılmak sünnet yahu. Bak namaz yok diyor, okuyorum. Yattınız salate, namaz kılınmaz. Sünnet kılmayacaksın hutbe okunurken. Peygamber, ve kelamı yaptı o kelam. Hutbe lafları, sözü, aziz cemaat, işte şundan bahsedeyim demiyor mu? Bu sözleri senin sözlerini keser. Konuşmak yasaktır. Nasılsın komşu? Ama hutbe okurken yok. Sakın ha. Kelamı keser. Namazı keser. Namazı keser. Evet, kelama engeldir hatibin hutbeye başlaması. Evet, bunları yaparsanız sevapları yere verirsiniz. Evet, Hanefi fıkhına göre söylemek sevapları yere verir, yakar. Evet, yakar diyor. Hadis-i şerif öyle. Evet efendim. Evet, Ebu Hureyre'den evet, Beyhak-ı Şuab-ı İmam'dan nakledilmiş. Evet, İmam Malik Muvatta adlı eserinde de Zühri'den evet nakledilmiş. İmam Şafii de nakletmiş Ebu Hureyre'den. Evet, evet. Şimdi hurucul ayet, kıyamet alametlerinin çıkması bâduhâ alâ eseri bâzd. Başladı mı tesbih taneleri gibi peşi sıra gelir. Hani siz bam diyorsunuz ya, bam yürüyor ya. Ha, kıyametin ilk alanı çıktı mı bam başlamıştır. Öbürleri de arkadan kesilir, devam eder. Devam eder. Birinin hatta hemen öteki gelir. Kemâ tetâb'al izzû. Evet, fin nizâmi. Bir dizideki boncuklar koptuğu zaman nasıl hepsi arkasında koparsa aynı kıyametin alameti çıktı mı, büyük alameti, ötekiler de peşi sıra gelir diyor. Yani
Hazırlıklı olun. Hazırlıklı olun. Evet. Evet. Şimdi küçük alametlerin hepsi var. Büyük alametler daha çıkmadı. Çıkmadı. Deccal çıkmadı. Evet. Mehdi de çıkmadı. Saldırıyor adam ya. Kızlar toplayan bir herif var. Evet. Değil mi? Ben adım söylüyorum. Arkadaş. Evet. Mehdi aleyhisselam kıyamete yakın çıkacak. Kıyametin alametlerinden. Hazreti Hasan soyundan olacak. İster öyle. Babasının adı Mehmet olacak. Mehdi aleyhisselam adı Mehmet olacak. Benim adımdan diyor. Babasının adı da diyor, benim babamın adı olacak diyor, benim Hasan, benim sülalemden olacak diyor, 40 yaşında olacak diyor. Saçının rengini tarif ediyor Peygamber hadisinde. Bunun çıktığı zaman namaz bile kılamayacağız. Bak ben şimdi size bütün hadisleri olduğunu aktarıyorum. Hoca, kendin için konuşuyorsun demiyorsun. İtiraz yok değil mi? Ha, daha değil. O zaman namaz bile kılamayacağız. Benim gibileri konuşturmayacaklar. Namaz dua demektir ya, boş verin namazı ya. İman yeter bize diyecekler. Öyle. Hocalar söyleyecek bunu. Daha o vakte gelmedik değil mi? Evet gelmedik. Onun için daha Mehdi çıkmadı. Zaten o duruma gelince kendinin Mehdi olacağını biliyorum. Mehdi'yim demeyecek kimse zorca. Herkes aksini söylüyor, aksini yapıyor. Namus, namus kalmamış. Zina almış, yürümüş. İbadet diye böyle bir şey yok. Kâbe-i Mazlum'u tavaf ederken alimler, kitapları okuyanlar bilecekler, bakacaklar, yaşı tutuyor, saçı sakalı tutuyor, adını söyleyecekler, o tutuyor. Sen diyecekler, Mehdi'sin! Hayır diyecek, hayır, hayır diyecekler, sen Mehdi'sin! Yani bütün alimler tavaf ederken Kabe'yi yakalayacaklar bunu. Hadis öyle. O zaman evet ben Mehdi diyecek. Allah onu diyor bir günde olgunlaştırır. O Mehdi'ye kar üstünde emekli yerek bile olsa katılın onun askerine. Askeri olun. Çok kötü. O işte dinsizlik ve küfürle Alex'le mücadele edecek ama bir avuç insan dünyanın her tarafı bozuk. Her tarafı bozuk. Evet, o Mehdi Aleyhisselam askerine katılır. Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman tabi 700 Deccal da çıkacak. Deccal da çıkacak. O Deccal, evet, o kadar tehlikeli bir adam ki şimdi Deccal falan dur de çıkmadı lan. Hadislere göre. Evet, toplayacak milleti çok güzel konuşacak. Saç sakal mükemmel. Böyle işte ben şeyi diyecek, benim şimdi kabul ederseniz cennete gideceksiniz filan. Bu bilgilerle bilen adam dikkat edecek, dinleyecek. Siz bana inanmazsınız ama durun bakın ben kim olduğumu göstereyim size. Evet, bir delikanlıyı çağıracak, bir kılıç dalgasıyla ikiye ayıracak. Öldürecek yani. Ondan sonra kakalan diyecek, kak. O delikanlı, peygamberin hadisi böyle. Delikanlı dirilecek, kalkacak, onunla konuşacak. Bunu görünce, herkes kaynanmayacak ona. Evet, ama dini bilgisi olan müminler, bu hadisleri bilenler, dikkat edecek. Ulan bu peygamberin ağzından çıktığı Deccal'ı benzer, olmasın. Dikkat edeceği anlamda hâzâ kâfir yazıyor Deccal'ın. Ama onun yaptığı bu harikulade ölü diriltiyor ya, onun halden bu bakanlar oraya bakmıyorlar. Onun şeyine bakıyorlar, görünce evet o şeyleri korkmayın diyor. Onun ateşe atılacak dedikleri cennete gidecek, bahçeye cennete gönderdikleri cehenneme gidecek diyor. Peygamberimiz haber veriyor. Evet, şimdi bu durum henüz daha gelmedi. Gelecek ama şimdiden hazırlıklı olun. Evet, şimdiden hazırlıklı olun. Her şey Allah'ın emriyle olur. Allah
kül dedi mi, bal dedi mi, her şey fekül olur. Evet, yeni gün hazinesi Allah'tır. Evet, İzâ arâde şeyhen yakûl ve hüküm fekül. Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ol der, olur. Bunu unutmayın. Allah'ın emirlerine, benim sünnetlerine sarılın. Bunlar gelecek. Kendiniz yapın. Başka müminlere de öğretin. Çoluğunuz çocuğunuz hazırlık yapın. Allah'tan korkun. Haşyetullah. Re'si küllü hikmet. Her hikmetin başı Allah korkusudur. Evet, şimdi delikanlı. Sokakta kızlar açık saçık. Ta göbeğine kadar bilmem nesini göstermiyor. Öyle değil mi? Evet. Erman Hoca'nın resmi tercihine bakın. Yine Cevat Hoca söyledi demem. Bana kızıyorlar şimdi. Ben de ona dayanmıyorum. Resmi tercih. 1936'da meclis kararıyla devlet bastırmış efendim. Beşinci cildine bakın. Kadının şu yüzü, eli ayağı hariç. Evlenebileceği kimselere göstermesi haramdır, günahtır. Bunu inkar eden kâfir olur, ayette sabit. Ayete bakabilirsiniz, tefsire bakabilirsiniz. Ama bu, biz saçından da vazgeçtik. Göbeğini kadar gösteriyor karın. Ve bu normalleşiyor, dikkat ediyor musunuz? Sen böyle söyledin, niye? Herkes böyle yapıyor. Ya herkes yapıyor. Herkes kumar oynuyor, içki içiyor, içki helal mı diyeceğiz? Hoca, herkes böyle yapıyor. Yok ya hoca, Allah'ın Kur'an'ı var hatırla. Ben yatırık günle bi humruhinne alâ cüyubihinne. Ayet. Saçlarını göstermesinler. Kulaklarını, boyunlarını, gerdanlarını göstermesinler. Örtülerini örtsünler. Böyle yüklüğünü zinetevinle. Memelerini, karınlarını, göbeklerini şu göstermesinler. Allah'ın emri bu. Hocanın tefsirine bakın diyorum. Ha, işte böyle bir zaman gelecek. Seni de davet edecek. Yani sevişelim, dövüşelim, gidelim. Evet, sen Müslüman oğlunu iyi yetiştirmişsin. Dinini diyanet tutmuşsun. Karın helal etmişsin. Ben Müslümanım. Hayır! Evet. Böyle. Şahbın neşerefi ibadetillah. Her türlü kendi fiziki dürtüleri var. Genç ya, kanı kaynıyor. Kız da her türlü güzellikten teşhir etmiş, gel diyor. Ama bu delikanlı mümin imanı sebebiyle hayır diyor, reddediyor. Veya sen zengin adamsın, yakışıklısın, parana tamam, karılar geliyor, davet ediyor. Hayır diyorsun, reddediyorsun. Yedi kişi diyor, herkes mahşerde bunalım içinde kıvranırken Allah'ın arşın gölgesinde ferah fahur olurlar. Biri bu, kadın seni davet etmiş, hayır demişsin. Biri bu, gelsin, genç, hayır demiş. Allah için sevmişsin müminleri, Allah için darılmışsın, adaletli idare olmuşsun. Geceleyin kimse gözmediği zamanda kalkmışsın, hükür hükür alayarak tehcüt kılmışsın. Yani Allah korkusundan, haramlardan sakınmışsın. Aha, bütün hikmetin bu şu Allah korkusudur. Vel vara seyyidül amel. Vara da amellerin efendisidir. Yani şimdi Cevap Hoca burada bir şey söylüyor. Öteki de yok yok kardeşim, Allah Erhamur Rahim'indir. Tüm günahları affeder, o kadar korkmaya gerek yok. Mesela faiz yemişsiniz, umutsuzluğa kapılmayın. Evet, faiz yemek diyor Peygamberimiz, Kabe'de anasını zina etmekten beter dediğim. Hadis bu kardeşim, bu benim sözüm değil. Ama kardeşim bugün faizsiz olur mu ya? Faizsiz ticaret mi var? Dini bilgisi yok. Zamana uymuş. Ama o, اِنْ اَعَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Allah faizi haram kıldı, ayet. O tefsire bakın. Ve faizi yiyen Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiştir. Şeytan çarpmış gibi mahşerde haşrolunacaktır. Ayet bu. Bu ben aktarıyorum. Bu resmi tefsire bakın. Bunları
biliyorsun. Hayır demişim zinaya da, Allah aşkına buna acıdınım, haram yemem demişim. Sen işte o mahşerde, arşın gölgesinde ferah korkur olacaksın. Bu Allah korkusu, her hepimizin başı dönüp, öteki koca da böyle söylüyor, o da hoca ya, o da hoca. Biri böyle söylüyor, biri böyle söylüyor. Ne var? Şüphe var. Şüpheli şeylerden uzak durmak vara denir buna. Bütün amellerin başı da varaktır. Varaktır efendim. Evet soru. Bana suç işlemeyi sevilmeyin de her şeyi sorabilirsiniz. Evet. Vara şüpheli şey oldu mu ibadetlerde garantili olarak yapacaksınız. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi inatına genişletiyorlar. Etme hocam, biz din bizim değil. Allah'ın dinidir. Ben onun olduğu gibi eksiksiz fazlasız size aktarmakla yükümlüyüm. İlave yapamam, eksik de yapamam. Din Allah'ın ya, ben değil ki. Şimdi genişletiyorlar. Ya. Hocam neyle uğraşıyorsun sen ya? Mekruhlarla uğraşıyorsun. İman, iman da ya. Mekruhlara bakmazsan yarın iman ilgileniyor. Evet. Şunu söylüyoruz. Bu benim fetvam değil. Şu imam altında yükseklik mekruhtur, sünnete aykırıdır. İstediğiniz her kitabı getirebilirim. İstediğiniz bu benim fetvam değil. Kitap, bütün fıkıh kitaplarını yazıyorum. Mesela Allah-u Ekber, Allah-u Ekber söyledim menzinede. Ama inanın Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Peygamber de diyor ki el ezan-ı cezmi ve ikamet-i cezmi. Böyle okuduk, mekruh olur diyor kitap. Mekruh nedir yani hocam? Ya haram değil ama bugün mekruhlarla uğraşmazsan yarın haramları da önleyemezsin. Birer tuğla gidiyor İslam kişiliğinden, binasından. Etme hocam. Evet şimdi işte böyle derken ben böyle söylüyorum. Ha şüphe var. Şüpheli şeylerden uzak durun. İttakû. Evet. Sakının. Garantili olanı yapın. Garantili olanı yapın. Uzak durun. Kendinizi kurtaracaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Evet. Onu söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vara sahibi olunuz. Vara sahibi olunuz. Şimdi Karaca Nebiyyü Minel Enbiya Min Beni İsrail. Beni İsrail peygamberlerinden birisi kalktı, çıktı. Evet, Ahmet İbni Hanbel'in hadisi bu efendim. Ahmet İbni Hanbel'in hadisi çıktı. Diyor ki, muhtemelen Süleyman Aleyhisselam. Muhtemelen. İnsücün kralı dev, hayvanların da kralı Süleyman Aleyhisselam. Binnâsi yestezkûne Allah-u Teâlâ fîzâ binâkletin râfi'â bâda kavâime ehl-i semâ'i. Kuraklık olmuş, her taraf kurmuş, herkes duaya çıkmış. Peygamber, ben İslam Peygamberim, onu naklediyor Peygamberimiz. Bir karınca, o da susuzluktan yanmış karınca da. Ona da su lazım. Ayaklarını havaya dikmiş ve Allah'a yalvarmış. O da dua etmiş karınca. Süleyman Aleyhisselam kuş dilini biliyor. Karınca dilini de biliyor. Hepsini biliyor. Emir veriyor onlara. Bunların kralı. Ama hepsinin peygamberi değil. Hepsinin peygamberi Muhammed Mustafa. Öteki kral kabul etmiş. Efendimiz'e o da verilmiş de Süleyman Aleyhisselam'a nezaketsiz olmasın diye söylemiyor. Şimdi böyle güzel şeyler var ki evet şimdi namaz kılarken kaşınıyoruz. Sağımız solumuzu oynatıyoruz. Değil mi? Sağa sola bakıyoruz. Tahtalara bak. Boyalara bak diyoruz ya. Bu şeytan bizden çalıyor. Yine böyle gelmiş şeytan mümkünler şeyini Peygamberimize yakalamış şeytan. Sonra yemek yerken Efendimiz diyor ki sağınızda yiyin, besmele çekin, sağınızda yiyin, sağınızda için.
Gelmiş çölden bir bedevi Arap, bir bedevi kız, tahsilsiz, görmüşsünüz. Ebu Bekir tam orada duruyor. Edebinden peygamberimize yanaşamıyor. Peygamber kim olduğunu bildiği için uzakta duruyor terbiyesinden dolayı. Fakat bu çöl bedeviler gelmiş, bir peygamber sağa oturmuş, bir soluna başlamışlar yemek yemeye. Besmelesiz başlamışlar sağa sola yemeye. Buhari hadisi buyur peygamberi. Benden affediyorum size. Evet, böyle sağa sola besmele de yok. Önündeki de eti tüketmiş, görmüşsünüz ya. Karşındaki önündeki eti yiyor, uzanıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elinde birinin elini tutmuş, bir elinde birinin elini tutmuş. Diyor ki, şimdi ben diyor bunların eliyle şeytanın elinde tuttum, yakaladım. Çünkü şeytan soluyla yer, soluyla içer. Besmele çek evladım, sağını ye evladım. Öyle diyor Peygamberimiz, Buhari hadisi bu. Eğer diyor Süleyman Aleyhisselam'a, hani bütün insücün kralıydı ya, ver bana, tamam, bakma ver, söyle. Benim yaşım 80, kan durmaz beni, söyle, şifa olmaz. Yok diyor, benim derdim kan çiğnemek değil, Müslüman'a öyle. Ver, ne olur, bir söyle. Evet, ona nezafesi olmaz. Bak, o da tasavvuf yetkin var diyor yani bak. Ama cinlerin de emrediyor. Mescid-i Aksa'yı onları yaptırmış. Kralın sarayını onları yaptırmış. Kur'an'da var ya, okusanıza Kur'an'ı. Hatta onları yaptırırken de öyle asasında. Gece gündüz çalışmışlar, kontrol ediyor diyor. Cezalandırıyor çünkü cinleri. Ecel gelmiş, ölmüş. Asasında böyle, ölüm katılır derler şimdi. Ölüsü oldu mu? Kolun bükemezsin, bacağın bükemezsin. Ağzını kapayamazsın, gözünü kapayamazsın soğuyunca. Onun için sıcakken gözünü kapayacaksın, ağzını kapayacaksın. Arkadaşlar görevi bu senin. Böyle asasında bakar bir ölüm gelmiş ölmüş. Peygamberlerin cesedini toprak çürümez. Onların ceset çürümez. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabrinde şu anda diri. Çalmaya çalışmışlar, çalan adamın mesele kadar varmış, Medine valisinin bir yanda oğlum demiş, beni çaldırıyorsun, dikkat et. Uyanmış Medine valisi, Osmanlı Paşası ya, o güzel adam, peygamberin rüyasında görmek kolay mı? Hepsini hesaba çekmiş, kimse yok. Ertesinin gene oğlum beni çaldırıyorsun, dikkat et. Gene daha sıkı yaptırmış, yok demişler böyle bir şey yok. Üçüncü gün oğlum beni çaldırıyorsun. Bu defa kendisi, tek tek kendisi sorguya çekmiş. Kimse kalmadı demişler, hayır, peygamber yalan söylemez. Ha demişler, ucuz bir köle var, bu da İran'dan gelmiş, Mecusi. Peygamberin şeysini çalacak, cesedini götürecek. Çünkü dünyanın her tarafı onu ziyaret ediyorlar, para bırakıyorlar oraya, onun derdi para. Onun için aptal bir köle kadınla gelmiş, birinin yanına köle girmiş, kendini iyice inandırdıktan sonra toprağın altına tünel kazmış. Üçüncü gün işte, onu çağırın deyince, sıkıştırınca itiraf etmiş. Bir bakmışlar, mübareğin cesedi bu, beyefendi Abbasiler döneminde oldu. Abbasiler döneminde oldu, tarihi vaka. Kabir yapmak yasak, türbe yapmak yasaktı. Peygamberimiz toprağa gömüldü, üstü açıktı. Ondan sonra bir bakmışlar ki mübarek evi böyle sarkmış, sapasağlam duruyor. Bütün eserlerde bu görülüyor. Çalmasınlar diye onun için şimdi demir parmaklıklar yaptılar, 6 metre aşağıya, yukarısına. Bir daha çalmasınlar diye. Peygamber cesedi çürümez. Tüm peygamberler, ötekiler nereye gömüldüğünü bilmiyoruz, kesin değil. Efendimiz halen dipdiri duruyor. Evet, çok değerli bir şair vardı biliyorsunuz. Mehmet Akif, Medine'de oturuyordu. Bir mütefekkir, o bizi de çok severdi, biz de onu ziyaret ederdik, o da bize gelirdi. Gelen adamlara Efendimiz elini öptürürdü hocam. Oraya giderken hepsi böyle, senin benim gibi işe yaramaz adam değil. Öyle güzel.
güzel adam varmış ki, hocam diyor, elini öptürdü diyor peygamber. Elini uzattı kabrinden, o acılarını öptürdü. Evet, hala böyle iyiler olmasa ben dünyada yıkılırım. Şimdi efendim, şimdi Süleyman Aleyhisselam da ölmüş, çürümemiş, derken asasını kurt demiş. Kur'an'da var ayette. Asasını kurt demiş, pat diye yıkılmış yere. Aaa demiş, ölmüş adam. Gece gündüz çalışmışlar kanter içinde. Adam ölmüşmüş, ortaya çalışmışız demişler. Kur'an'da var bu, Semen Suresi bakın. Semen Suresi bakın. Evet, peygamberler şey, şimdi efendim bu Süleyman Aleyhisselam'dan bunu anlattık. Süleyman Aleyhisselam yağmur duasına çıktı ve insanlar bir de bakmış ki bir karınca, o da sızıktan sırt üstü gelmiş, ayakları havada. Senin elin konuma, elin böyle dua ediyorsun ya, o da ayakları, elleri. O da dua ederken Allah dualarını kabul etmiş. Evet, evet. Fakat ircu, dönün geri, duanızı kabul olun demiş Süleyman Aleyhisselam. Dönün geri, bu karınca sayesinde, karınca sayesinde duanız kabul olun. Karınca günah işler mi? Ama bizim her tarafımız günah. Dua ediyoruz ama her tarafı mum yanıyor. Evet, dua ediyoruz ama dört tatlı olursan Allah hiçbir duayı reddetmiyor. Sen gene de dua etmeye devam et, günahkarım diye elini açmaya bir şey etme, gene devam edelim diye bu yolda ölürsün çok kısım diye. Evet, o karınca günahsız, onun duasını kabul etmiş, dönün geri demiş, kat müşteci ve leküm min etil hele nemle, şerzin nemle, şu karıncanın sebebiyle duanız kabul oldu, yağmur yağacak demiş ve yağmur yağmış. Evet. Şimdi ne diyeceğim biliyor musunuz? Evet. Şimdi karınca ısırmış. Peygamber ısırmış. Süleyman Aleyhisselam'ı ısırmış. Canı yanmış. Gölgüne kalkmış. Diyor ki, bizi zikreden bir adamı niye öldürüyorsun Süleyman? Allah'ın sesi. Bizi zikreden karıncayı niye öldürüyorsun? O bizi tesbih ediyor. Halbuki biz duman ediyoruz değil mi? Burada o var. Bu karıncanın sayesinde yağmur yağdı diyor, duası kabul oldu. Neden öldürdünüz? Öldürme o Allah diyor, tesbih çekiyor. Hayvanları lüzumsuz yere öldürmeyi. Çünkü zikrediyorlar. Hatta hayvanlar zikirlerinde, annemi dedik ya bir gün ediyor, bir gün etmiyor, yanlış dedik. Onlar zikirlerini hiç aksatmadan devam ediyorlar. Ama insanoğlu nankör. Bir gün yapıyor, bir gün yapmıyor. Hayvanlarda hiç tesbihini aksatan yok. Hepsi tam yapıyorlar. Öyle diyor, evet, sen bizi diyor zikreden bir dili öldürüyor mu diyor, onu söylemiş. Onu aktarıyor. Yani hayvanlar sayesinde Allah bize ekmek veriyor. Onları susuz bırakmayın. Onları sebepsiz yere öldürmeyin. Evet, küllü mudurrun yokta. Zarar veriyorsak öldürebilirsiniz. Hakkınız var. Bütün kainat insanın emrine müsahhardır. Doğru. Ama zarar vermiyorsa öldürme. Doğumuzu bile öldürme. Canı var. Karınca deme, öldürme. Yılanı öldürme. Zaten hayvanlar Süleyman Aleyhisselam'a söz vermiş. Sen size saldırmadıkça insanlara dokunmayacaksın diye söz almış hayvanlardan. Kral ya. Onlar da tamam demişler. Yılan sana saldırırsa seni öldüreceğinden korktuğu için saldırırsan saldırır. Köpek sana saldırırsa senden korktuğu için saldırır. Onun için diyorlar ki dur kıpırdama, hiç köpek saldırmaz. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi nerede yaşadım efendim onu? Denizli'de imamımızda hocayken arkadaşları kaldırdık. Honazların tepesine yer çıkacağız dedi. 4 saatte çıktı. Bu da şimdiden. Şimdi Peygamberimiz Medine'deki Ayı Dağı'na çıktı. Uğur Dağı'nın tepesine çıktı. Yani Dağı'nın tepesine çıkmak şimdiden.
Ben de bu sefer isteyelim dedim. Çıktık çıkarken dağın 3000 Ege'nin en büyük yüksek dağı. Koyun sürüleri var. Köpek bir geldi. Ben de köpekten çok korktum. Donduk kaldık. Biz donduk kaldık, köpekler de orada durdu. Kıpırdasak duman içinde. Yani saldırır diye. Bakın bakayım, unutmayın. Ama şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Köpek sahibi kim? Çoban, değil mi? Korktum, çoban diye bir bağırdım. Adam duydu, yatıp olmuş. Dedi, bana koyup ben kıstırdılar, davranıyorlar. Şimdi siz, bizim de köpeğimiz, düşmanımız kim? Şeytan. Bunaldığı zaman, korktuğu zaman Allah deyip onun sahibi, şeytan sahibi Allah değil mi? Evet dediği zaman hiç dokunamaz size. Ama birisi söylediği zaman şeytan gönderiyor sana. Senin de ananı avradı dedirtmek için. Değil mi? Öyle demeden Allah de bak. Görüyorsun kızın kızın bitecek. Ah bu şuura ermeliyiz. An her durumda Allah'ı hatırlamalıyız. Bir şey başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Su içerken, yemek yerken, eve giderken, çıkarken, yatarken Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimizi yedik. Yemeden şükürlerle elhamdülillah. Allah'ı hatırlamak. Bu nimeti veren Allah değil mi? Şimdi söylüyor. Elhamdülillah faydası oluyor bu konuşmalarımızın. Şimdi hava raporu, uçak, şimdi geldi, uçakla geldik. Ankara'ya 45 dakika inmeyi planlıyor. Eyvallah. Bazen de 45 dakika ineceğiz. Şöyle böyle inemeyebilirsin. Elinde garanti var mı? Bak güzel söyledin. Bugün pilot. Planlıyoruz. Tamam. Allah inşallah de yani. İnşallah. Mehmet gel. Yarın süre gideceğiz. Gidelim abi. Tamam. Demeden inşallah de. Yarın çıkacağım olabilir mi? Her durumda Allah hatırlayacaksın. Korktun. La havle ve la kuvvete illa. Allah'ını hatırla. Allah belaları def eder. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah'ı hatırla. Çok güzel bir ev. Adam gördüm, çocuk gördüm. Maşallah de Allah'ı hatırla. Veren o, yaradan o. Allah'ı hatırla. Çok sevindim. Elhamdülillah diye. Allah'a şükret. Çok korktum. Allah'a sığın. Eûzü billahi mineşşeytanirracim diye. Bismillah çek. Evet. Gece gündüz la ilahe illallah de, dilini buna alıştır da cennete git. Her durumda Allah'ı hatırlayalım. Allah'tan korkmak, Allah'ı hatırlamak her amelin başıdır. Şüpheli şeylerden uzak duralım ve bu ne diyorlar? Hayvanları sebepsiz yere öldürmeyelim. Bir karıncanın sebebiyle yağmur duası kabul oldu diyor. Efendimizin hadisinde bize haber veriyor. Sebepsiz yere öldürme. Ama şimdi bu çok hoşuna gidiyor herkesin. Köpek besliyorlar. Bunları hanımefendi çırılçıplaksın ya. O da Allah'ın emri. Evet doğru. Köpekleri doyurmak, su vermek, hayvanları öldürmemek güzel. Bak okuyorum. Ama sen Müslümansın. Adın Ayşe, Fatma. Her tarafın çırılçıplak. O da Allah'ın emri var. Namaz kıl diyor, kılmıyorsun. Ne olacak halimiz böyle? Evet, biz bunları uyarmaya söylüyoruz. Hor gördüğümüzde kötü gözümüzden değil. İmanı olan adam inkar etmedikçe başının tacıdır. Her akşam içki içen bir ayyaş, Allah kusur nefesini de içiyorsa, inkar etmiyorsa, 1 milyar tonluktan daha kıymetlidir. O gavurdur. Bu günahkar mümindir. Müminler bu kadar kıymetlidir ama ben de diyorum kardeş, bir taraftan yapıyorum, bir taraftan yıkıyorum. Evet, hayvana besliyorsun, doyuruyorsun güzel. Bak güzel. Ama hiç namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Allah örtülmüyor, örtülmüyor. Bu ne hal? Bir taraftan kazanıyorum, bir taraftan yok ediyorum. Kendimize gelelim yavrum şöyle.
dört dörtlük olalım. Demek istediğim bu. Demek istediğim bu. Ben söylemek istediğim. Kardeşlik adına söylüyorum. Evet. Şimdi evet. Efendimiz buyuruyor ki hasletâni lâ yekûnâni fî münafık. Şu iki haslet münafıkta bulunmaz. Husnü sert. Böyle evet. Fil bittin. Evet. Velafık bittin. Şu iki haslet münafıkta bulunmaz. Ne demek yani? Münafık adam kesinlikle güzel sözlü, güzel görünüşlü olmaz. Güzel davranışlı olmaz. İkili oynuyor ya. Hep o şeyini düşünür. Olmaz. O sakın ha, dinde böyle değil. Bir de diyor ki münafık adam fakih olmaz. Dini, haram, helal bilgisine sahip değildir. Çünkü fıkıh da diyor ki insanın içi inanmıyorken dışı inandım dese münafık bana derler. Cehennemde, kâbinde daha aşağıda. O yönde avlatıyor insanları ya. Fıkıh bilgisi olsaydı bunu yapmazdı. Fıkıh bilgisi münafıkta olmaz. Fıkıh bilgisinde güzellik olmaz. Kimde? Münafıkta. Bunlar olmayan münafıktır demiyor. Peygamber böyle söylüyor diyor. Evet. Evet. Ya biraz şey mi isterseniz? Şimdi namaz kılıyoruz. Adam. Namazın 12 farzı var. Hep söylüyorum, bir de söyleyeceğim. Dinleyen yok çünkü. Şimdi aramızda namaz kıldım. Ben insanın ilk ayıbını aramaya çalışmıyor mu? Gözüm takılıyor ya. Ne yapayım yani? Namazın 12 farzı var. Değil mi? Hadesten taharet, necasetten taharet, vakit kıble. Değil mi? Bu namazda ne be? Abdest alacağız. Pislik olmayacak. Evet, vakitten namaz kılacağız. Şimdi akşam namazını kılamayız. Vakit olacak. Niyet olmadan ibadet olmaz. Kıbreye dönmeden ibadet olmaz. Bu namazdan evvel yapacağımız şeyler. Namaza Allah'a ekber. Ve durulur. Ondan sonra Sübhaneke okunur. Tavuz besmele çekilir. Fatiha okunur. Zamm-ı sure okunur. Allah'a ekber. Rüküye gidilir. Rükû, dizlerini, ellerini dizlerine yapıştıracaksın. Dümdüz olacak. Ondan sonra üç defa sürdüm ve azim diyeceksin. Evde kılıyorsun. 7 defa diye, 9 defa diye. Camide esnaf var, hoca geldi. 3 defadan fazla söyleme, adam dükkana geçiyor çünkü. 3 defa yeter. Seni Allah'ın ben hamd ederken, hoca efendi bitirdiği zaman seni burada söylemesi lazım. Sevmi Allah, yani ben rüküyü bitirdim ey cemaat, siz de bitirin demek. Şimdi böyle yapmıyor hocam. Kalkıyor, ayakta seni Allah'ın ben hamd ediyor. Ne kadar kötü bir şey bu. Kalabalık burası gördüm şimdi. İçeri girdim ya kalabalıktan, Allah razı olsun gelenlerden. Öyle bereketli cami burası Hacı Bayram. Arkadaki adam ses duymayınca hele yatıp durur, rükuda. Cuma günü namaz kılıyoruz. Veya şimdi namaz kılıyoruz. Geldi, imama sonradan gelip rükuda yetişen adam, imamla beraber beni rükuda bir Sübhan Rabbel Azim diyecek kadar beraber olursa o rekatı imamla beraber kılmış olur. Dikkat edin şimdi bu. Şimdi herkes rükuda. Hoca kalktı, söylemedi. Herkes yatıyor daha. Tam o sırada dışarıdan adam geldi, uyudu. Rükuda imam diye. Herkes rükuda ya. Evet, halbuki imam kalkmış. Bu adam o rekatı yok değil mi? İmam çünkü kalkmış. Sebep kim? Hoca. Zamanında sen mi Allah'ın deseydi herkes kalkacaktı. Demen için kalkmadılar. O da herkes kalkmadı diye uyudu. Hadi imam hayatta, anladınız mı? Adamın namazı yok. Vebal kimi? Hoca. Sen de bazen sorular yapıyor. Hoca işte başıman Rabbeyi lazım hala diyor kalkıyor. O hala yatıyor secdede.
kalkıyor, tekrar gidiyor. O tekrar kalkıyor, o ikinci secdeye gidiyor. Bu adamın da namazı yok. İmamla beraber secde etmediği için namaz yok. Vaazını çok söyledi, geç kalıyor. Kardeşim bak, hiç demeseniz namazı geçerli. İmamdan geriye kalmayın. İmamla beraber yattın, imamla beraber kalktın. Eğer secdede, rükuda imamla beraber olmazsanız bir defa Subhanallah diyecek kadar namazınız yok. Hep bunları görüyor. Bir, gene gördüm. Secde, yedi azar üzere olur. Alın burun, iki el, iki diz, iki ayak parmakları yere değecek. Bunlar yok, secde yok. Secde yok, namaz yok. Ayağımızın parmakların ucu değecek diyor Peygamberimiz. Bu benim fetvam değil. Değil diyor ama ben bakıyorum. Tersini koyuyor adam. Şimdi bu karavarında gördüm bir de. Ayağını tersini koyuyor böyle. Sırtını koyuyor. Ayağını tersini koyuyorsun, parmağın değer mi yere? Değmiyor diyor, namaz yok. Namaz yok. Kimse de havanı böyle kaldırıyor. Namaz yok. Etmeyin, eylemeyin. Öğrenin. Sorun. Boşuna kürek çekersiniz. Yani dinin bir kuralları var. Bunu ben de değiştiremem, o da değiştiremez. Allah affeder. O kural böyle arkadaş. Ben Allah affetmesin demiyorum ama kurala uymayınca namaz yok diyor. Ne yapayım yani ben? Nasıl saklayayım onu? Bunları öğrenmeden namazın da güzel olmaz. Şimdi bunları öğreneceksiniz. Allah'tan korkacaksınız. Hangi sözler küfürdür? Bunu bileceksiniz. Evet. Şarabı içiyor. Bunu yine sarın olsun ya. Etme güzel. Ali adı Hasan, Hasan bize Müslüman adı. Allah şarabı haram kılmış ya. Feşten yuhu. Niçin minameli şeytan. Sen de buna inanan ne yapsın? Bunu yine sarın olsun dedin mi? Bu söz küfürdür. Sen mümin bile değilsin. Ama bunu çok adam söylüyor. Niye haram olsun ya? Etme. Onun için dini bilginizi arttıracaksınız, soracaksınız, öğreneceksiniz. Evet, işte fıkıh, dini bilgi münafıkta yoktur diyor Peygamberimiz. Münafık olmamak için bu bilgileri edineceksiniz. Evet, diyor, şimdi sorularınıza cevap veriyorum. Efendim, Hanefi imamları hutbede cemaati amin dedirtince kelam yapmaması gerekirken 3-5 senedir bizzat imam hutbede açık dua yapıyor. Cemaat el açıp amin diyor. Durumumuz ne olur söyledin. İmamın dua etmesi yasak değil. Dua edecek, neden? Cuma günü öyle bir saat vardır ki onda edilen dua reddolunmaz. Peygamber söylüyor. Hutbede olabilir. Onca o dua edecek devletimiz, milletimiz filan diye. Ama sen susacaksın. Peygamber. Bu susmuyorsa, ben olsam, imam olsam, ben imamlık yaptım 9 sene. Ben içimden yapıyorum çünkü adam şuursuz, amin diyor, amin dedi mi treni kaçırıyor fakat devam ediyor peygamber. İçinden ama diyanet genelde çıkarmış, sesli dua yapacaksınız diye, ben karışmıyorum diyanete. Ama biz Hanefi'ye konuşuyoruz dedim sabahtan beri. Ben Şafi, ben Şafi değilim arkadaş. Şimdi İmam Şafii saygılıyım ama İmam-ı Azam'ın delillerini ben daha sağlam buluyorum, ona inandım. Karışmıyor bana. Ama hem Hanefi'sin hem de böyle diyemezsin. Onu diyebilmek için İmam-ı Azam'ın delillerinin çürük olduğunu, İmam-ı Şafii'nin daha sağlam olduğunu bilecek kadar alim olacaksın. Müştehit olacaksın yani. Sen öyle misin? Ben değilim, bilmiyorum. Ben değilim, itiraf ediyorum. Ama sen çok alimsen onu bilmiyorum. Sen kime tabi olduysan onun yoluna gideceksin. Kur'an hafızlar var içimizde. Yevmeden bu külle münasim bir imamihim. Ebu Hanife'nin peşinden gelenler gelin buraya. İmamlarımız da çalışıyor diyor. Allah söylüyor bunu yahu. Ben İmam Azam aynı buymuşsam sınıfı geçeceksin sen. İmam Azam hesabını verecek. Niye yanlış söyledin diye. Ama bir ondan bir ondan alırsanız hiçbir sahip çıkmayacak size. Haberiniz olsun. Böyle meslekleri biz birleştirelimiz. Hanefisin, Hanefice hareket edeceksiniz. Cuma günü hutbe okurken amin demek yok.
Namaz kılmak tesbih yapmak Hanefi mezhebine göre istediğiniz kadar delil getirin istiyorsanız. Evet, Selimi Camii'de bana dinledim diyor, ettim diyor, 74 yaşındayım, eşim sakalını kes diyor. Ha. Ne yapmam lazım? Evet. Kılı kısa kessin. Nasıl seviyoruz? Tövbe estağfurullah. Evet, tabii şimdi fıkhı, şaka yapıyoruz ama dini konularda hanımdan izin alınmaz beyler. Bu şeriatı. Hanım namaz kılma diyor. Kılmayacak mı? Şarap getir, içelim diyor. İçecek mi? Dinin emrini tutacaksın, hanımın emrini tutmayacaksın. Dinin emrine uymayan şeyleri hanımın emrine tutulmaz. Evet. Kesinlikle arkadaş. Sakal, bak ne dedim, farz diyen var. O görüşler diyor da. Başka hocalar da söylüyor. Sünnet diyorlar ama bazı hocalar da farz diyor. Peygamber devamlı yaptığı için. Bunu söyledim sana. Bu dini bir şey. Hem bir de şunu söyleyeyim. Efendimizin hadisi var. Ak sakallı bir mümine Allah azap etmekten haya eder diyor. Onun için sakalı bırakın, hiç olmazsa oradan kazanır ben. Başka yerden sığıp geçemezsiniz. Sakallar kurtarın diyorum ben. Hadis okuyorum sana. Ak sakallı bir mümine Allah azap etmekten haya eder. Hadis var. Bırakın sakalı. Hanımı da bak sen bana karışmazsan sana ipekli entari olacaktır. Öyle yolu bil. Tamam mı? Allah Allah. Her şey vermemedim ya sana. Allah Allah. Evet, dini konularda kimsenin sözüne bakılmaz. Evet, o hanım da senin Allah'ın emrine aykırı bir şey, emrini dinlemek zorunda değil. Şarap getir, getirmeyeceğim diyebilir. Evet. O da sana şarap içelim, hayır. Sakal kesme ama kesmeyeceksin. Kesmeyeceksin arkadaş. Bak şunu diyebilirsiniz. Evet, adam kel. Saçı yok. Hanım da diyor ki ben kel adam istemiyorum. Hakikaten evde huzursuzluk sebebi. Saç ettirebilirsiniz. Yuvayı kurtarmak için. İyilik mi olsun diye. Evet. Dişiniz, evet caiz. Çünkü yuva çok önemli. Yuvanın yıkılması arş aleyh silkindirecek kadar büyük günah. Bu büyük günahı önlemek için setli zeriha derler buna. Karı istiyorsa ben kelerden istemiyorum, saç ektirmiyorum. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden bunu söylüyor? Peygamberimiz saçını uzatmış, aynı anda kazıtmış, ikisi de caiz yani. Onun için izin veriyorum. Şimdi bir varmış, buradan aklıma geldi. 60 yaşında adam, sakalı var, namaz kılıyor, saçını uzatmış, buraya bağlamış. Bu bağlama işini kim yapıyor arkadaş? Sokakta. Kadınlar. Peygamber ne diyor? Kadınlara benzeyen erkek melmundur diyor. Etme güzel. Saçını uzat tamam. Ama böyle tupuz ediyorlar. Bunu kadınların adeti bu. Hepsi yapıyor bunu. Yetme güzelim. Bağlarsan peygamber hadisi var. Melun diyor yahu. Bilmiyor. Bilmiyorsan kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Hadi bakayım git mahkemeye bilmiyorum diye dinle mi hakim? Cezayı basar. Evet efendim. Sakal dini bir şeydir. Bak farz diyen var. Peygamber sünnetidir. Onu başka yollarla halledeceksin sen. Öyle sısırın. Hayvan demeyeceğiz. Kavga kurutma. Bana karışmazsan sana diyor. Çünkü kavga edecek, bak nasıl yumuşar o. Evet efendim. Kesme arkadaşlar sakalını. Zaten o alışıyor, sonra sakalı olanı bırakıp daha çok sana yaklaşır. Evet. Babası faize giren evladın yapamayacakları nedir? Onun kalbini kırmadan, kavga etmeden, hakaret etmeden ayet hadisi göstereceksin. Bak o. Bu 1936'da devlet tarafından bastırılmış tefsir. Faziyen böyle söylüyor. Allah harbetmiştir. Etme bu hocam. Faiz batırır diyor Peygamber. Allah söylüyor.
yenhabullahu riba ve yudu sadaka. Faiz batırır. Anlattım size bir namazı. Ben Denizli'yim. Denizli'de bir adam, eski kitap, Denizli aslında Denizli değil o, söyleyeceğim ismini. Eski kitapları topluyor yerlerden. Şimdi herkes Arapça bilmiyor mu ya? O eski kitapları çok ucuza alıyor. 5'e aldığını 500'e satıyor, kıymetli kitaplar topluyor. Bunun yüzünden zengin oldu. Çok iyi biliyorum. Sonra zengin oldu. Fabrika kurdu. Şirket kurdu. Sonra para çoğalınca banka kurdu. Bankası var adamın idi. Ben oradan ayrıldım işte. Adana'ya gittim, Erzurum'a gittim, Edirne'ye gittim. Sonra Atapazarı'na gittim, İstanbul'a yerleştim. Ben ilim adamıyım. Sahaflar karşısına gidiyorum. Böyle eski kitaplardan kıymetli kitap geldiyse alıyorum hala. Evet. Bir baktım seninki ta ilk başladığı gibi üstü bası perişan tahta bavulu almış. O da eski kitapları satmaya gelmiş oraya. Hayrola hacı dedim. Biz dedi başladığımıza döndük dedi. Banka kurdu. Kaş şirketi iflas etti. Bitti gitti. Faiz batırır diyor Allah. Yalan yalan söylemiyor. Bugün parlayabilir. Yarına bak sen. Ne oldum demen olacağım de. İşte bunlar güzellikler. Yapsa bile babanı şey edemezsin. Hakaret edemezsin. Dövemezsin. Buna dair misal verdim size. Evet. Sa'd bin Muaz, yok Sa'd bin Ebi Vakkas, İran Fatihi. Hazreti Ömer zamanında bir evin bir oğlu, çok zengin babası, anası. Bu bir ev onu öyle güzel yetiştirmişler. Putperest anası babası. Babası ölmüş, Sa'd bin Vakkas akıllı olan Peygamberimizin ilk Müslümanlarıyla ilk şey kurmuş, derken Müslüman olmuş. Müslüman olmuş, anısı putperest. Müslüman olduğunu görünce demiş, dinini bırak. Baban, atan, baban dinine inkar mı diyorsun? Hayır demiş, ben Müslümanım. Sen demiş, Müslümanlıktan dönmezsen demiş, ben demiş, hiç yemeyeceğim, içmeyeceğim, öleceğim demiş. Bir ev, bir oğlu. Bir hafta yememiş, içmemiş. Eve gelmiş, cansız yatıyor o babası. Saat dönem bir vakit. Ona bir kızmış, sallamış manya. Moruk demiş, bir tekme atmış ona. Bin tane olsa, bin de canı çıksa, gene Müslümanım, gene Müslümanım diye kızmış ona da tekme atmış. İnsan anasını tekme atınca iyi olur mu lan? Anlar mı seni? Ve ondan sonra gene Peygamberimizin meclisine, Safa Tepesi'nin arkasında, Erkam'ın evinde gizli o zaman Müslüman ilk günleri. Bakmış yüzünde bir şeylik var, tuhaflık var. Sa'd demiş, hayrola! Ne var ya Resulallah, böyle böyle böyle. Ben de kızdım, bin canım olsa hepsi çıksa morum dedim, bir tekme attım. Geldim oraya, yapamadın Sa'd demiş. Dininden dönme, ama o senin anan tekme de atma. Morum de deme. Evet, babamız, anamıza darılmak yok. Ne yapsalar? Bir güzellikle onları ikaz etmeye çalışacağız ama hiçbir zaman onlara dayak, böyle hakaret kelimeleri bu olayda da belli. Evet, dinimizin yanından asla çıkmayacağız. O içki size hayır diyeceğiz. Namaz kılma dese hayır kılacağım diyeceğiz ama yine de darılmayacağız. Kaza namazlarını, nafile namazları camide kılmak riya olur mu? Arkadaş, kaza namazları camide kılmak, nafi namazları cemaatle kılmak riya olmaz. Çünkü herkes sünnet kılmıyor burada. Kılmadınız şimdi. Öğle namazın önlendiği son kılmadınız mı? Hiç kimse kılmasanız, siz kılsanız gösteriş yapıyor deriz. Herkes kılıyor. Evet, cami ibadet yeridir, riya olmaz. Ama bir yerdesiniz, özellikle arkadaş, beni gece kaldırın, ben teheccüd kılarım ha, duyuruyorsun. Ya, bu rüya olur mu diye. Ulan sen gece namazını tamam Allah'a kılıyorsun. Böyle kastın ele duyurmaksa rüya olur.
camide herkes namaz kılar, cami namaz kılmayıdır. Riya olmaz. Kaza namazlarınız, borcunuz var diye sünneti terk etmeyin. Sünneti terk etmeyin. Kazalarınızı tam ödeseniz bile Peygamber size yardım etmedi mi? İşimiz yaş. Peygamber bizi sevmesini istiyorsanız sünnetlerini harfiyen yapın. O bizi kurtarır. Araplar sünnet istemiyor, başına geleni görüyorsunuz. Bu aziz millet sünnetleri yapıyor, Allah tutup elinden kaldırıyor. Evet, budur, başka yolu yoktur bunun. Bu sünnetli işlemeye devam edin. Kazalarınızı da ödeyin. Evet, intihar yaşlı kişi, abdest almakta, ihtiyar yaşlı kişi, abdest almakta zorlanıyorsa, yatağında teyemmüm yapabilir mi? Bak şimdi, zorlanmak başka, imkansız olmak başka. Şimdi benim yaşımda 80. Senin gibi hırı gün oturup kalkamıyor. Katır kutur dedi hocamla. Doktor dedi ki, sakın dedi, ayakları masa mı dedi. Ayak dizlerini çok çekiyor. Sandalye namaz mı? Ben ilaçları aldım. Dedi bana, bağırıp durma lan dedim. Bir kadar bağırsak dedim, ayakta duracağım. Şimdi inip giderken ilaçları kullanıyorum ya. Katır kudu geçse bile kıldım, tekrar gittim. Profesöre. Ne oldu dedi, iyileşmiş dedi. Dedim, senin ilaçları kullandım ama dedim, tutmadım dedi. Ne kadar acısa dedim, inanana yattım kalktım dedi. Çocuğum tutsaydı hiç kıpırdayamazdım. İyi ki durmamışım. Evet, yaşadım. Şimdi ben 17 yaşında delikanlı gibi rahat oturup kalkma hakkım var mı? Yaşım şu. Elbette biraz şimdilikçe yüz vermeyin hiç. Daha fazla ne işte. Onun için imkansız olduğu zamandır teyemmüm. Zorlandığı zaman değil. Şimdi zorlanıyoruz ya, sandalyeye oturmayın. Sünnetleri oturabilirsiniz. Problem yok. Ama farzlardan tutunarak bir olsa duvara oturun kalkın. Çünkü ayakta namaz kılmak namazın farzlarındandır. Ama imkansızsa eyvallah bir şey demiyor. Sakat adamlar oturarak namaz kılar. Adam başı dönüyor, gözü kararıyor, ona bir şey demiyor. Ama zor geliyor. Akşama kadar tazı gibi mağaza mağaza geziyor. Sonra namazı geldi mi atıyor, içini sandalye. Olur mu? Olmaz mı? Kardeşim. Ben olmaz demiyorum. Kitapta böyle yazıyor. Sakat adamlar oturarak namaz kılabilir. Sen sakat mısın? Aktivisin ya. Olmaz. Tabii yaşlı adam, genç adam gibi rahat oturup kalması mümkün olmaz. Ama göreceksiniz bak ilaçların sporlarını. Açılacak o. Açılacak. Spor yapıyor mu? Namaz da spor ya. Benimki geçti elhamdülillah. Makine devam ediyor. Yani imkansız olmadıkça sandalyede namaz kılmayın. İmkansız olmadıkça teyemmüm edemezsiniz. Evet, doktor diyor ki su değdirirsen vücuduna ölürsün. Böyle bir hastalık var. Sakın cep ediyorlar, ediyorlar ona. Evet, ha, o zaman teyemmüm edebilir. Hayati tehlike varsa. Zor geliyor diye değil. Hayati tehlike varsa, ölüm tehlikesi varsa o zamandır o. Evet, şimdi kadın hamile. Kadın hamile. 5 çocuk var, 6. yollar. Hocam diyor, ben zaten işçiyim diyor. Zor geçindiriyorum, çocuğu aldıracağım. Sakın ha! Rızkı veren Allah'tır. Eğer bu Kur'an öyle diyor. Razzak-ı alem Allah'tır. Öyle yekûn-u fukara yûnîhumullah. Ayet bu. Fakirseniz biz size rızkınızı veririz diyor, evlenin diyor. Besleyemem diye evlenmezsen, çocuğu alırsan bu ayeti inkar edersin. Arkadaş sakın ha, öyle değil. Sakın ha, sakın ha. Bunu şimdi çok yapan var. Ama doktor diyor ki, hanımefendi çocuğunu almazsa ölürsün. Hayati tehlike var, öyle durumlar oluyor. Çocuğu almazsa senin ölüm tehliken var, ölebilirsin. Ha, o zaman çocuğu aldırır. Neden? Yakin, şek ile zahil olmaz. Hanımın hayatı kesin ortada. O çocuğun sağlıklı olmayacak şüpheli değil mi? Yakin varken şüpheye giden amel edilmez.
Ha, hayatını kurtarmak için kadının çocuğu aldırabiliriz ama besleyemem diye aldırırsanız katil olursunuz. Bu benim fetvam değil. 40 gün doldu mu katil olur. Döller doldukları için ertesi gün alırsanız o hücreyi günah. 40 güne ulaştı mı katillik. Kur'an'da bakınız, tefsir okuyun diyorum. Beyzel mevbûde hüsüylet bi'eyzem min kutület. Yarın mahşerde o çocuk, doktorun aldığı çocuk mevbûde derler ona. Soracak, ben bunları birleşeyim dedim mi? Ben çocuk yapın dedim mi ya Rabbi? Beni niye öldürdüler? Beyzel mevbûde hüsüylet bi'eyzem min kutület. Bakın hafızaya sorun. Hesap vereceksin ana baba, o çocukta. Ha, çocuğu dürümesini önleyecek, ağızdan ilaç alınıyor. Ha, ona bir şey demeyiz. Daha verirse değil. Peygamber çok çocuk yapın diyor ama tamam, kadının zevkine engel olmayacak, erkeğin zevkine alınmayacak, ilaç kullanarak döllenmeyi önlemesin. Sevap demiyorum ama ona katillik demiyorum, günah demiyorum. Çocuk teşekkür ettikten sonra aldırmak günahdır. 40 gün olursa da katilliktir. Onu soruyorum. Evet efendim, camide namaz kılmak riya olmaz. Kesinlikle yaşlı kişi imkansız olmadıkça teyemmüm edemez. Mesela oğlu var. Oğluna emretme hakkı var. Kızı var, emretme hakkı var. Karısına emretme hakkı var. Adamın, erkeğin. Abdest aldır bana değil. Kendi elini uzatamıyorum. Hanımı, kızı, oğlu, elini ıslatacak, yüzünü yıkayacak, kolunu yıkayacak, ayağını yıkayacak, başını mesletecek. Teyemmüm edemez. Ama ben varım, ben onun oğlu değilim, kızı değilim. Ben ona hizmet etmek zorunda değilim. Edersem çok sevap, bana emredemez. Kendi de uzanamıyor suya, hayır o zaman duvarı el sürsün, teyemmüm etsin. Evet, onu söylüyorum. Evet efendim. İstanbul Adapazarı arası seferi olur mu? Evet, bayan tek başına bu yolculuğa gidebilir mi? Evet, şimdi ben Tekirdağ'da evim var. İstanbul'da yerim var, oturuyorum. Adapazarı'nda da görev yaptım. Üniversitede. Evim İstanbul'da. Geldim, gittim. Şimdi hukuki açısından söylüyorum. Bulunduğumuz şehrin son evi, Ankara'nın son evi, nereye vardı şimdi? Murat. He? Murat diye vardı. Hep birleşecek mi? Ankara, Polat'ı da Ankara. Ben şimdi Tekirdağ'a gidiyorum, 1980'li yıllarda evime, Dinlenme'ye, 90 kilometre fazla. Yani son İstanbul son evinden sonra Tekirdağ'ın ilk evi, 90 kilometre fazla. Yolda iki gidiyordum, orada evim var. İnsan evinde yolcu olur mu? Olmazsa ben de o zaman bir günde kalsam, yarım günde kalsam dört kılıyordum. Diyeyim böyle çünkü. Yolda iki kılıyordum. Ama şimdi yolda da dört kılıyorum. Niye? İstanbul gitti daha nereye? Tekirdağ geldi daha buraya. 81 kilometre yetişiyor arası. Şimdi hep dört kılıyorum arkadaş. Aradaki mesafe 90 kilometre olmadı mı yolculuk yok. O zaman işte kadın yalnız gidebilir. Dört kılacaksınız. Ama ara 90 kilometre son evden ilk eve. Bunu nereden çıkarıyorsun soracak hocalar. Tabii böyle deyince kimmiş o diyecekler. Ben şunluyum diye iddia etmiyorum. Kitaplarını arz ediyorum. Hazreti Ali seferden dönüyor. Küfe oturduğu şehirdir, baş şehirdir Hazreti Ali zamanında. Seferden dönerken öğle namazı kılmışlar. İki rekat kılmış Hazreti Ali o arazide. Demişler, emir-i müminin, aha demiş, Küfe'nin evleri gözüktü. Gözüktü demiş, daha varmadık. Yani bakın, gözüktüğü halde İki kılmış yolda da o girmeyince yoldasınız. Girmeyince yoldasınız. İlk ev. Şehrin ilk evi. Oradan çıkıyor. Bu olaydan çıkarıyorum. Kitaplarda da böyle. Evet 90 kilometreden uzak yere
hacca gidemezsiniz kardeş. Bu benim fetvam değil. İmam Azam'a göre konuşuyorum, hep söylüyorum. Masiyettir diyor İmam Azam. Hacılık, sevap ama mahremsiz giden kadın, İmam Azam'a konuşuyorum. Kimsenin fetvasına karışmıyorum. İstediğiniz kaynağı gösterebilirim. Masiyettir diyor, günahtır diyor. Günahtır diyor. Şimdi beni çağırdılar, devletin kurumu. Konuşturdular, sosyete hanımlarına, sosyete beylerine, 5 yıldız otele götürdüler Mekke'de. Bunlara değinmedim. Çünkü yanlış yapıyorlar. Çıkarken bir hanım geldi. Suya sabuna dokunmadım yani kavga çıkmasın diye. Çıkarken bir hanım geldi. Hocam dedi, biz dedi bak dedi, kaç tane kadınız burada dedi. Evet dedim. Ama dedi kocalarımız yok dedi. Oğlumuz yok yanımızda. Biz kadın kadına geldik dedi. Hangi mezheptensiniz hanımefendi dedi. Hanefiyiz dedi. O zaman dedi. Günah işlediniz hanımefendi dedi. İmam Azam'ın fetvası bu. Ve hemen ayrıldım. Kim kavga çıktı biliyor. Ben çıktıktan sonra kadınlar, bak bizim sosyete hanımları, dikkat ediyor musunuz? Aziz milletimiz ne kadar sağlam Müslüman. Kocayı dövmeye kalkmışlar. Sen bizi niye kocasız getiriyorsun? Biz Hanefiyiz. Bizim sosyetimiz de bu. Sağlam Müslüman. Hocam bırak. Olduğun gibi söyle ya. Kabul etmezse o günah onun olsun. Niye sen böyle yol gösteriyorsun? Evet bak sosyete hanımı biz kocasız geldik bana sordu. Ben deyince kocayı dövüşe. Sen bize niye böyle getirdin? Evet. Biz İmam Azam'a tabi isek öyle diyor. Yanında mahrem yoksa sefer mesafesi yere gidemezsin ey kadın diyor. O da tabi dayandığı ayetler hadisler var. Peygamberin şeyleri var. Evet ben de bunları size aktarıyorum. Tabi karar sizin efendim. Ben olanları size aktarıyorum. Evet. Şimdi şu soruyu şey edelim. Evet. Cuma namazının farzını kıldırıyor. Cemaatin yarısı sünneti kılmadan çıkıp gidiyor. Bu cuma namazı bitmiş oluyor mu? Evet. Biz burası fıkıh kürsüsü, ilim kürsüsü. Cuma namazının 2 rekattır ve hutbesi farzdır. Sünnet kılmak mecburiyeti yoktur. Cuma namazının ilk sünneti, son sünneti, sünnet-i Mekke'dedir. Peygamberimiz hiç terk etmemiş. Ama farzı 2 rekattır. 2 rekat farzı kılıp çıkan adama sen cuma kılmadın diyemeyiz. Farzı kıldı. Ama peygamber sünneti kılmazsa yarın ya Resulallah yetişeyim galiba sen benim sünnetimi önem vermedin diye ne yapacağız o zaman? Onun için siz sünnetleri geçirmeyin. Bak farzı kıldığımız eyvallah çözüm yok. Ama sünneti kılarsanız sırtınız yere gelmez. Dünyada da gelmez, ahirette de gelmez. Evet, bir soru daha geldi. Peki, sünneti terk etmeyin. Sakın ha, sakın sünnetleri terk etmeyin. Bu aziz milletin kazancı buradandır. Malazgirt'te 50 bin kişiyiz. Biz Müslüman olduğumuz zaman ehli sünnet itikadına Hanefi mezhebine Müslüman olmuşuz. Samimi bağlanmışız. Bu samimiyetten Allah kapımızı açmış. Karahanlar döneminde en büyük alimler bizden çıkmış. Selçuklar döneminde hakeza. Osmanlılar döneminde dünyayı titretmişiz. Çalışmışız. Çarkı batmışız. Çünkü biz sünnetleri farz gibi kabul edip hiç bırakmayız. Tesbihleri bırakmayız. Bunun için Allah hep bizi yükseltmiş. Ama Arapların başına geleni görüyorsunuz. Kardeşimiz de bir şey demiyor. Müslümandır. Ama sünneti ya işlemeyenler şeyden kurtulamazlar. Sıkıntıdan kurtulamazlar. Biz de sünnetlere önem veren bir millet olduğumuz için hep aziz oluruz. Kıyamete kadar böyle devam edelim. Sünnetleri yapışalım inşallah. Evet. Yapay zekada müştehit yaparız diyorlar. Fakih programı yapıyoruz.
mezhebe gerek yok diyorlar. Evet, ahir zaman alameti bu, Eyüper Bey. Benim icazetlerim var. Profesörlüğümden ayrı. Öyle bir sülaleden geliyorum ben. Dedelerimin yüzüne, gökyüze varmak için geceleri sabahında uyumadım, icazet aldım kaç hocadan. Ama itiraf ediyorum huzurumuzda, ben mukallit bir Müslümanım. Onun için kitap koyuyorum önüme, buradan aktarıyorum. Yarın siz benden dava olacaksınız. Kürsünü böyle söyle diye ben de buradan okudum diyeceğim. Bu adam hesabını verecek. Onun için İmam Azam öyle dedi diyorum, yakayı kurtarmak için. İmam Azam versin hesabını. Kendim mütalaa beyan edecek kesinlikle değilim, itiraf ediyorum. Bu arkadaşlar hiç değil. Müjdeydin de kasılan profesör. Evet, adını söylemiyorum. İmam Azam'ın bütün fetvalarını içeren İmam Muhammed'in kitabının aslı var. Çok büyük, kalabalık kitap olduğu için kimse okumamış çok diye. Hakim-i Şehit onu kısaltmış. Bu sefer de çok kısaltmış, yine okuyan olmamış, anlamamışlar. İmam Serasi bunları 30 cilt halinde Mebsut ismiyle neşretmiş. Orada niye farz, niye haram, niye helal delilleriyle 30 cilt. Biz bunu Türkçe'ye çevirdik. Bir vakıf adına ben hiç para bile almıyorum. Talebe burs. Karizancı olursa talebeye burs yapıyoruz. Elhamdülillah 5. baskısını yapıyoruz. Çok okuyorlar. Paşalar, hocalar, yani profesörler. Bizim milletimiz aslına sağlık. Şimdi orada neden haram, neden delilleri var. Okuyun lütfen. Beni de orada doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor diyor. Tahkik edin. Bu tercümeye ben müştehidim diye profesörü çağırdım. Adını söylemiyorum. Ama ben sorumlu benim, kitabı ben yayınlayacağım. Baktım, yanlış yapmış. Arapça metin önünde. Yazmalarını da getirdim kütüphanelerinde. Önünde hocayı çağırdım. Profesör bu. Dedim, metin bu. Sen böyle demişsin. Bu böyle olmayacak mı dedi. Evet dedi. Niye böyle yaptın? Çıkardım tercüme heyetinden. Hala benimle konuşmuyor. Çünkü sayfa başı 10 dolar veriyorum ben hocalara. Ben hepsini kontrol ediyorum. Müştehidim diyen adam ibareyi sökemedi. Bak bu konuşmamın hesabını vereceğim ben kabirde. Onunla hesaplaşacağız. Git dedim. Arapça ibareyi sökemedi. Doğru dürüst tercüme edemedi. Müşteri diye kasılan profesör. Hala bana kızgın. Ve bunun hesabını vereceğim. Evet. Öyle kolay iş değil bu arkadaş. Ortaçağ adamı da İmam Azam. Ben anlatayım, okuyup diye zamanımı öldürmem diye. Bunu kulağıma söyledi bana ilahiyat profesörleri. Ama ibareyi sökemedi, gösterdi, ispat etti. Sen de böyle demiş, böyle değil mi bu? İtiraf etti, tamam dedi, yanlış dedi. Bu adam bir şey doldurmadan ibareyi sökemiyor. Yani biz haddimizi bilelim ya. İmam Azam ben, İmam mezhep kuracağım, ben müştehidim demedi. O zaman ihtilaflarda bu şu ayete göre şudur, şu ayete göre şöyledir, şu hadise göre şöyledir, falan adamın dediği şu yönden yanlıştır dedi. Bir sürü adam var. Ama İmam Azam'ı mezhep imam kabul ettiler. İmam Şafii'yi kabul ettiler. Bir sürü adam ekarte edildi. Dört tanesi kaldı. Dört tanesi kaldı. Bu onları ben mezhep buluyorum demediler. Deklam da vermediler. Deklam da vermediler. Evet bu onların ne kadar yüksek, Allah tarafından ne kadar makbul insan olduğunun alametidir. Şimdikiler biz İngilizce biliyoruz, Fransızca biliyoruz, Arapça biliyoruz, bilgisayar biliyoruz. İmam Azam, İmam Şah bunlar bilmedi ki. Orta çağda bunlar hava atıyorlar. Ama ibareyi sökemedi. Denedim diyorum size. Evet, bunlara siz yolunuzdan şaşmayın. Bu aziz millet 1000 yıl evvel
926 toptan Karahanlar döneminde Satuk Buğrahan zamanında Hanefi mezhebi üzere, Ehlişinnet itikadı üzere Müslümanlığı toptan kabul etti. Bu yolda yürüdü, çok büyük güzellikler elde etti. Araplar böyle değil. Ben 7 sene evvel, 6-7 sene evvel Suriye'yi karış karış dolaştım. Çok gittim de her kavadan bir ses çıkıyor. Aynı bizim böyle diyenler gibi. Benim kanatıma göre bu devlet yıkılır dedim. Buyurun yıkılıyor işte. Buyurun yıkılıyor. Buyurun. Evet, siz bu bin yıllık yolumuzdan sapmayın. Bu mübarekler bu yolda evliya oldu. Hacı Bayram Veli bu yolun adamıdır. Hiç taviz vermedi. Şimdi ben şuyum falan diye hava atanlara değil, bunlara, bunun yolundan gidin siz. İmam-ı Azam yolundan gidin. Haddimiz bile, evet, geldi, evet, haddim varmış, evet, kendi doğduğun yere gidince, doğduğun yer pek önemli değil. Doğduğun yerinde evi duruyor mu? Babam evi duruyor mu? Sattınız mı? Gittiğin zaman o eve anahtar açıp girebiliyor musun? Babam oturuyor. Tamam. Anam oturuyor. Tamam. Anam babam evine gittiğiniz zaman mukimsiniz. O ev sizin evinizdir. Anam babam sizi geldiği zaman oğluna kızına ev onun evidir. Mukimsiniz. Kardeşinki değil. Evinizde, memlekette evinizi sattınız. Doğduğun yerde olsa yok, evin yok orada. Mukim değilsiniz, misafirsiniz. Bunu arz ediyorum. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu. الحي القيوم ما توب إليه فاتحة شريفة بسم الله برادة üçer صلوات شريفة birer elem neşrah leke suresi. Besmele ile beraber. Elem neşrah leke suresi. On birer ihlas suresi. Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Allahu Ekber.
Burada bulunan senin evinde toplanan biz günahkar, aciz kulların geçmişlerimizin ervahına ve huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri başta olmak üzere bu civarda metrum olunan evliya, ulema, sülaha, şüheda, münafın tüm hepsinin ervahına bu cami şerifi yaptıranların bu cami şeriften güzelan eden eyyime, hutaba, müezzinin kayyumi cemaati müslüminin bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntıları giden, halen bu uğurda çetin şartlarla mücadele eden şehitlerimizin, ruhunu teslim ettiren şehitlerimizin, gazilerimizin ervahına ve bu aziz vatanı İslam yurdu haline getiren, bu camileri diken, hayırlı eserler diken, ashab hayratın ervahına ölmüş, arkasından kimsesi kalmamış, garip müminlerin ervahına özellikle hediye edildik vasıleyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, dereceni yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Ayıplarımızı setreyle. Ya ilahe alemin, imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Hayatımız boyunca senin emirlerine uyan, haramlardan sakınan, helaldan ayrılmayan, salih kullarından olmayı bize nasip eyle. Yanlışı görüp yanlıştan uzak kalan, hakka görüp hakka teslim olan, sadece senin rızanı gözeten, salih müminlerden olmayı bize nasip eyle. Bu işleri yapabilmemiz için bizi bize bırakma ya Rab. Bize yardımını esirgeme. Nefsi emmademize bizi esir etme ya Rab. Ya ilahe alemin, sapıkların, şeytanların aldatmalarına bizi kandırma ya Rab. Kafirlerin, düşmanların, münafıkların, sapılmışların, Müslümanların arasına sokmak istedikleri hileleri, desiseleri kendiler çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Onları rezil rüsva eyle. Müslümanları İslam'ı aziz eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Borçlularımıza edalar nasip eyle. Sıkıntıda bunalımda olanlar ferahlık lütfeyle. Şu anda mazlumları zalimlerin elinden kurtarmak için çetin şartlar altında savaş veren Mehmetçiğimize zafer ihsan eyle. Aziz vatanımıza göz diken kafirlere satılmış hainlere de fırsat verme ya Rab. Şu anda nöbette karda dağda nöbet tutan Mehmet'imizi, Mehmetçiğimizi her türlü sıkıntılardan, kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rab. Ya ilahe alemin, ya Rab-ı Rahimin, şu dualarımızı Kâbe-i Muazzama'da Ravz-i Mudahhare edilen ve hoşnutlukla fetekabbele Rabbuna fikabulin hasenin buyurduğun hemen kabul ettiğin güzel salih kulların duaları arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Her an her yerde senin adını ananlardan eyle. Cennetin bedeli olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini etimize, kemiğimize, her şeyimize sıkıştır ya Rab. Onunla bizi yaşat. Onun güzelliğiyle bize güzellik ver. Onun ziynetiyle bize ziynet ver. Onun kuvveti gücüyle düşmanlarımızı kahreyle ya Rab. Bizi bu kelimeden dünyada da ölürken de ukbada da ayırma ya Rab. Mahşerde bu öldüğü topraktan La ilahe illallah diyerek tozunu silkerek kalkanlardan eyle bizi. Öldüğü yerden mahşere toplanırken La ilahe illallah diyerek yürüyenlerden eyle bizi ya Rab. Ya ilahe alemin, güzel Kur'an'ı güzel okumayı bize nasip eyle. Ahkamıyla amel etmeyi bize nasip eyle. Ya ilahe alemin, Kur'an-ı Azimuşşan'ın şefaat ettiklerinden eyle ya Rab.
La ilahe alemin bu ezanları ebediyen yurdumuzda duyulmasını nasip eyle, çınlanmasın, devamlı çınlansın semalarda. Bundan bizi, milletimizi, Müslümanları mahrum etme ya Rabbi. Düşmanların hilelerini kendileri çevir, onları kahhar ismiyle kahreyle ya Rabbi. Bu aziz vatanı kafirlere çiğnetme ya Rabbi. Ya ilahe alemin, günahlardan bizi temizle, ayıplardan bizi kurtar, bize bu gücü, bu iman salabetini, bu iman güzelliğini nasip eyle. Subhanekallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netûbü ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Cuma günü, cuma ezan okunduğu zaman işinizi bırakın, cumaya gidin, fesal koşun demek. Ama mümin camiye giderken koşmaz diyor Peygamberimiz, o karla yürür diyor. Fesal öylesine demek, başka şeyle uğraşmayın, hemen camiye gidin demek. Evet, camiye gidin, bundan dolayı cuma namazı farz. Cuma namazı adını üzere toplayan namaz demek. Efendimiz zamanında Medine'de bir yerde kılınıyordu. Başka yerlerde bir yerde kılınıyordu. Farz oluş hikmeti, haftada bir gün o memleketin insanları aynı yerde cuma namazı kılmak için buluşsunlar, birbirleriyle kaynaşsınlar, dertleşsinler. Adı üzere toplayan namaz. Ondan dolayı sadece bir yerde kılınır. Bayram namazı da böyledir. Bir yerde kılınır. Cuma namazı da böyledir. Ama bu İmam-ı Azam zamanına kadar böyle gelmiş. Abbasiler dönemindedir. Abbasiler dönemi İslam tarihinin en parlak dönemlerinden birisidir. İlimde, fende, her konuda çok büyük başarılar elde etmiş Müslümanlar. Bağdat şehri, İmam-ı Azam'ın oturduğu Bağdat şehri baş şehirdir. Çok kalabalıklaşmış. O zaman araba yok. Sadece at var, eşek var. Bisiklet yok. Bağdat bir ucundan bir ucuna gitmek gün alıyor, saatler alıyor. Halbuki cuma namazı bütün insanların beraber olacak bir meydanda kılınır. Şehir içinde böyle bir meydan yok. Kenarda. O kenara gitmek için bir gün evvelden yola çıkması lazımmış bana. Bunu görmüş İmam-ı Azam, demiş ki, zaruret vardır. Bir kere bu kadar insanı alacak meydan nereden bulacağız? İki, bulsak bile Müslüman cuma namazı kılacağım diye bir gün evvelden yola çıkması lazım. Şimdi ben bunu çok iyi anlıyorum. İstanbul'un bir başından bir başı 120 kilometre. Mesela ben Erenköy'de oturuyorum. Oradan Süleyman Camii'ye pazar günü yarın ikinin vaazım var orada. Bu Sualtı Köprüsü yapılmadan evvel 1,5-2 saatte gidiyordum trafikten dolayı. Şimdi diyelim ki İstanbul'da 15 milyon, 17 milyon insan var kayıtta ama aslında 25-30 milyon insan oluyor her gün.
gelen giden turistler de bunun 5 milyonu cuma namazını kıldığını düşünelim. 5 milyon insanın topluca cuma namazı kılacağı bir meydan bulun bana. Yeni kapıda bir yer yaptılar, denizi doldurdular. Ancak birkaç milyon alır. 5 milyon alamaz. Alsa bile. Rumeli Hisarı İstanbul'dandır. Bak ben Erenköy'den Süleymaniye'ye 1,5 saatte gidiyorum. O adam oraya gelmesi için Perşembe günü sabahtan çıkması lazım yola. Trafik o kadar felaket. Evet. Diyor ki zaruret vardır. Devletin izin verdiği, dikkat edin, bu şart, ülül emri, devletin izin verdiği, emniyetin sağlandığı, 5 vakit namazın kılındığı, her emniyetin sağlandığı her camide cuma namazı zaruret dolayısıyla kılınabilir. Fetvasını vermiş İmam-ı Azam Hazretleri. Fakat başka hocalar oh demişler. Cuma namazı Müslümanları, dinlemekte insanları toplamak için farz kılınmıştır. İlleti, hikmeti budur. Sen böyle her camiye dağıtırsan bu illet kalmaz. Onlar da haklı. İmam-ı Azam da haklı. Osmanlılar akıllı adamlar. Osmanlılara kadar ben Buhara'ya gittim. Biz Müslümanlar meydana namazgah yapmışlar. Musalla deniyor, namazgah. Balkanları gezdim. Kosova'da da namazgah var. Kutbe okunacak minber var, mihrap var, taşlar yapmışlar, meydan boş. Ama şimdi dediğim gibi İstanbul'dan cuma namazı meydan bulsak bile, yok ya meydan, bulsak bile benim 2 gün evvel yola çıkacak. O kadar trafik var. 1 gün evvel işini bırakacak. Bunlardan dolayı İmam Azam fetva vermiş, İmam şeyler de Osmanlılar da İmam Azam'a bağlı. Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar, yani Cumhuriyet döneminde de laiklik getirilmiş Mustafa Kemal Paşa emir vermiş. Evet, meclis kararıyla Elvanlı Hamdi Yazır Hoca tercih yaptırılmış. Devlet bastırmış 1936'da. O da en içinden alimdi, bizim hemşeridir. Büyük oğlumla tanıştım. En içinden alimidir. Hanefi mezhebindendir. Devamlı tarihimiz böyle. Birlik sağlanmış. Kahire'de namaz kıldım ben. 2 kişi kavga etti hemen. Namazım oldu olmadı. Sana ne, sana ne? 1969'da Mekke'nin bir mahallesinde akşam namazı kıldım. Yine 2 Arap kavga etti. Orada olmadı. Ama bize bir bayram namazına gelen adam uslu uslu oturur. Aynı şeye inanıyor. Aynı şeyi biliyor. Kavga yok, dövüş yok. Öyle değil mi? Bu itikad birliğinden, mezhep birliğinden geliyor. Her kafada bir ses çıkarsa kavga olur. İşte Suriye'nin hali budur. Irak dağılmıştır. Kuzey Afrika'da İslam kalmamış. Sadece adı Abdülsemet. Namaz yok, abdest yok. Gidin bakın. Fransız yok canım, hiç günde trafik alıp yok. Ona da hiç yok. Fransızlar dejenere etmiş. İslam aliminde ben ırkçı değilim. Biz azim milletimiz, asırlardır ehl-i sünnet itikadı, hani mesela tek fikirde olarak bizi parçalamıyorlar, dağıtamıyorlar. Sarhoş bana telefon ediyor. Ben çünkü televizyon konuşmamda ben ehl-i sünnet inancına göre hani mesela konuşuyorum. Şafi düşmanı değilim, Hanbeli düşmanı değilim, asla ona da ehl-i sünnet. Ama bizim milletin çoğunluğu böyle diye ondan bahsediyorum. Karıştırmasın birbirine diye, millet diye. Evet, sarhoşlar telefon ediyor. Evet, bu kürsüden dolayı hesap vereceğim ben. Hocam, vallahi ben hiç namaz kılmam. Hocam, vallahi ben her akşam içerim. Hocam, vallahi ben hiç camiye gitmem. Ama seni ruhumdan çok seviyorum. Kendimden çok seviyorum. Sen içini okuyorsun. Asırlardır ehl-i sünnet öğretilmiş. Hani bir mesele tek şey öğretilmiş, devlet öğretmiş, Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar, Cumhuriyet Hükümeti de bu Elmalı Hoca tepsinden vazettirmiş, ehl-i sünnet ve hani bir mesele bu birlik sağlanmış, anane halinde yaşıyor. Bilmese de aslını anane halinde,
Kur'an'ın ayetleri atasözü olmuş, deyim olmuş, öf olmuş. Mesela konuşuyoruz. Bir daha adam gelmiyor böyle, uzakta duruyor. Ulan ürkek eşek gibi ne duruyor mu lan orada? Değil miyiz? Kur'an'da homurun müstemfire, aynen geçer, ürkek eşek. Bak Kur'an'ı aynen almış, sözümüze katmışız. Ondan sonra baktınız mı arabaların arkasına, taksilerin arkasına? Benim için ne diyorsan ikincisi senin olsun diyor. Şöyle. Bu hadistir. Bir mümin diğer mümine Allah onun iyiliğini versin derse herifler ikincisi senin olsun diyor. Hadis bu. Bu hadis onu bilmiyorum, onu yazmış. Yani hadis şey olmuş. Onu arz ediyorum. Sözümüz olmuş. Örgümüz, deyimiz olmuş. Biz böyle benimsemişiz. Bu Zuhra'yı da asırlardan beri kırıyoruz. Evet. Zuhra'yı Osmanlılar koymuş. İmam-ı Azam haklı. Ama ötekiler de haklı. İmam-ı Azam haklı olduğuna göre Zuhra'yı neye kırıyoruz? Vaktini yetişip de henüz bulamadığım son ödülümüz derse ne olur? Kazanmaz olur mu? Zarar mı yok? Bir namazı kaza ediyorsun. Öğle namazı kaza ediyorsun. Bundan derde zarar veriyor mu? Yok. Vatanda zarar veriyor mu? Yok. Niye kaldıralım o zaman? Alışmışız. Kılıyorum. Ben de İmam-ı Azam'cıyım ama yine kılıyorum Zuhra'yı. Siz de kılın. Zarar ederseniz zararınız ben ödeyeceğim. Söz veriyorum. Ama zarar ederseniz yarısı veriyorum. Ne bedava olur mu o iş? Evet, Zuhra'yı evet aslında mecburi değil. Ama asırlardır duruyoruz. Kazadılar gibi öğle namazı kılar alışmışız ya. Borcumuz yok mu bizim? Kılalım devam edelim yani. Evet. Sünnetleri de asla bırakmayalım. Asla. Bizim tek İslam alem umuduyuz. Bizi bakıyorlar böyle. Her şeyi bizden bekliyorlar. Siz böyle camileri doldurduğunuz sürece namazların sünnetlerini Peygamber sünnetini yaptığınız sürece aziz olacağız. Gene biz fatih olacağız. Dünyaya emir vereceğiz inşallah. Allah bizi bundan mahrum etmesin. Amin. Peygamber sevgisi gönlümüzden almasın. Amin. Sünnetleri aynen yapalım inşallah. Aziz olacağız inşallah. Allah sizden razı olsun. Tuttuğumuz altın olsun inşallah. El-Fatiha.